Evet, bütün sektör paydaşlarımıza bugünkü söyleşim için hoş geldin diyorum. Aslında biz normalde her ayın ilk cumasında davul piyasaları ile ilgili söyleşimizi yapıyorduk. Önce Engin piyasalar hakkında bilgi veriyordu. Daha sonra söyleşi yapıyorduk. Ama bugün bu konuyu tam olarak yapamayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi ayın 23'ünde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber veya işgal etmeye başlamasıyla beraber pek konuşulacak bir navlun piyasası da yok. Ukrayna'da insanlar acı çekiyor. Bir sürü gemimiz, 30'un üstünde Türk kontrollü gemi Ukrayna'da hapis kalmış vaziyette. Gemi adamları 300'den fazla gemi adamı orada gemilerde mahsur kalmış durumda. Gemi sahipleri, işletmecileri gemilerini ve personelini nasıl kurtarırım diye girişimlerde bulunuyor. Biz de Koster olarak bu konuda girişimlerde bulunduk Ankara seviyesinde. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülür, bir ateşkes olur ve tekrar normal hayata döneriz diye temenni ediyoruz. Evet, bugün bizim sürpriz konuklarımız var demiştik. Ukrayna'daki durumu tam anlayabilmek için oradan en canlı bilgileri alabilmek için orada çalışan, orayla ticaret yapan önemli konuklarımız var. Bunlardan bir tanesi Sayın Osman Yıldırım. Osman Yıldırım Merkon firmasının ticaret müdürü. Ukrayna'dan tarımsal ham madde satın alıyor, taşıtıyor. Evet Sedat, eğer hazırsa Osman Bey'i alabilir miyiz? Cumhur Bey hazır. İsterseniz önce Cumhur Bey'i alalım. Peki, o zaman bir saniye. Evet, bir diğer konumuz hazır olan Cumhur Güzel Çiftçi, Grand Bosfor Limited Odessa firmasının sahibi. Orada depoculuk, acentelik ve gemi kiralama yapıyor. Evet, Cumhur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz çok iyi geliyor. Ben dışarıda bir ortamdayım. Burada belki geriden sesler gelir, şimdiden kusura bakmayın. Şu anda gayet iyi geliyor sesiniz. Evet, Ukrayna'da durumlar nedir? Sizin izleniminiz nedir? Cumhur Bey, bize aktarır mısınız? Ne oluyor, ne olacak? Şimdi Ukrayna, ben Perşembe günü çıktım saat 5'te. Cumartesi pazara bağlayan gece geldim. İşte başkonsolosluğumuzun bilgisi dahilinde onların bize bilgilendirmeleri doğrultusunda. Ukrayna'daki durum yani bir gün olacaktı işin açıkçası. Yani o bugünmüş. Çünkü dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra işte bağımsız ülkeler kuruldu. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'ydı. Bağımsızlıkları tanındı, çizgiler, sınırları çizildi. Dönemsel itibariyle Rus yanlısı iktidarlar ülkeyi yönetti. Bazı dönemlerde işte Avrupa yanlısı iktidarlar yönetti. Bu dönemler içerisinde kimi zaman meydan olaylar dediğimiz olaylarla bazen iktidarlar değişti. En son Yanukovyç vardı. O mesela Rusya'ya kaçmıştı. Ondan sonra Batı yanlısı dediğimiz bir iktidar geldi. Son dönemdeki yönetim başkan da Batı yanlısıydı. Bu gelişmelerle birlikte tabii Batı'dan gelen şeyle hani işte NATO üyesi olacaksınız, Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. İşte Avrupa Birliği'ne nüfus cüzdanı diyelim. Kimlik kartıyla serbest girişim hakkı verildi. 3 ay gibi bir süre içerisinde dolaşım hakkı verildi.
İşte NATO ile ilişkilerinde artmasıyla birlikte ülke bir anda NATO'ya gideceğini, Avrupa Birliği'ne katılacağını düşünerekten daha böyle bir Avrupa yanlısı politika izlemeye başladı. Bunun paralelinde de Rusya bu gelişmelerden rahatsız olmaya başladı. Tabii işte NATO'nun NATO'ya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istemiyordu. Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyordu. Olunca son şeyde dönemde hatırlarsınız Kırım ilhak edildi. Kırım ilhakıyla birlikte Donetsk ve Lugansk bölgelerinde de bağımsızlık ilan eden insanlar olduğu söylendi ama aslında onlar da Rusların desteklediği insanlardı. 2014'ten bu zamana kadar bu iki şehir içeride Rus pasaportları dağıtıldı insanlara. Para birimi rubleye geçti. Geçiş kontrolü tamamen Rusya'daydı. Orada Ukraynalı aileler birbirlerini görmek için çok zor şartlar altında oraya geçiyorlardı ve geri dönüyorlardı. Sonuçta bugüne geldiğimizde de kriz hani bu aşamaya geldi. Bizler çoğu Ukraynalılarda bu krizin bir noktadan sonra işte Donetsk'te, Lugansk'ın resmileştirilmesiyle bu işin kapanacağını bildirdik aslında. Bunu herkesin beklediği bir şeydi. Olaydan bu kadar büyüyeceğini hiç kimse beklemiyordu. Ama bugünkü durum hiç hoş olmayan bir durum. Odessa'da henüz bir şey yoktu. İlkinden roketlerle bir şey yapıldı. Roket atıldı. Ama bu savunma sistemi sayesinde bunların bir kısmı havadayken durduruldu. Ama cephaneler buldular. Askeri tesisler, stratejik yerleri bombalandılar. Kimya fabrikası var, burayı bombalandılar. Ama Odessa içerisinde henüz bir şey yok. Bugün biz işte çalışan arkadaşlarımız, oradaki dostlarımız, onlarla iletişim halindeyiz devamlı. Odessa içerisinde henüz bir şey yok. Sızmalar olduğu söyleniyor ama onlar bir şekilde önlendiğini söylüyorlar. Bir de tabii iş Ukrayna beklediği hani NATO, Avrupa Birliği, onlar biraz fiziki yardım bekliyorlardı. Bunları olmayınca iş başa düştü hesabı. Halk artık kendisi sahaya indi. Bütün şu anda insanlara silahlar dağıtıldı. Ve kendi savunma sistemlerini kendiler kurmaya başladılar. Şehirlerde, hani büyük şehirler mesela Odessa 5 şehirden oluşuyor. Bunlar içerisinde küçük şehirler de var. Odessa eyaleti diye geçer aslında Odessa Plus. İşte Belgrad-Nostrovski küçük bir şehirdir. 150 nüfuslu olan bir şehirdir. Halk kendi savunma tugaylarını kurup orada silahlanaraktan savunma şehirlerini kendiler kurdular. Bir kısmı bekliyor, bir kısmı şu anda savunuyorlar şehirlerini. Mesela Harkov bir şey duyum aldık. Sonra bunu teyit ettirdik. Belediye başkanı anlaşaraktan teslim ettiğini söylüyor ama orada mesela halk kendisi direniyor. Şehri savunmak adına. Ukrayna şu anda savunma durumunda. Herhangi bir saldırı yok. İnsanlar ülkelerini savunuyorlar. Ve inşallah çok çabuk bitmesini istiyoruz. Biz Ukrayna'nın bu durumda o masum insanlar bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Bu arada Büyükelçilik, Başkonsolosluk çok özverili çalışma yapıyorlar. Oradaki Türk halkını, öğrencileri ülkeden çıkarmak için. Bazı şehirlerde, özellikle Kiev'de, Harkov'da, bu buralarda yoğun şeyler. Savaş ortamı, öyle diyelim. Sığınakta birçok arkadaşımıza devam temas halindeyiz. Onlar da işte karayoluyla Reni'den Romanya üzerinden bir koridor vardı. Biz orayı kullandık, önden geldik biraz da. İşte hani bak, yolun şeyini kontrol etmek için. Daha sonra otobüslerle şu anda organize ediyorlar. Onlarla da devamlı iletişim halindeyiz. Elimizden geldiği kadar buradan destek vermeye çalışıyoruz. Oradaki ilişkilerimizi kullanaraktan. Şimdi Harkov'dan tren yoluyla yeni bir koridor daha başladı Romanya'ya. İşte Kiev'i şu anda oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onlara müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Çok özverili çalışıyorlar. Herkese kontak kurmaya çalışıyorlar. O yüzden yani buradan duyuyorlarsa Ukrayna'daki dostlar, öğrenci kardeşlerimiz mutlaka onlarla iletişime geçsinler ve onların sosyal medyadaki şeylerini sıkı takip etsinler. Kirli haber orada da var. Onlara itibar etmesinler.
Yani şimdi kısaca özet olarak da bunları size ilk anda söyleyebilirim. Ha, ne olacak konusu şu andaki durum kimse beklemediği için ne olacak konusu da şu anda muamma tabii. Bu sürecin uzaması hani Rusya tarafını daha da şiddetlendirebilir. Benim kişisel olarak şeyim bu, endişem bu. Yani inşallah olmaz. Sürecin uzaması onları daha da agresif hale getirebilir. Umarım bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkar. Öncelik ateşkes olur. Sokak çatışmaları çünkü hem süreci uzatacaktır hem de can kayıplarını artıracaktır. Her iki tarafın olması istemeyiz. Çünkü ülke olarak her iki tarafta her yöne ilişkisi olan bir yönetiz. İstemeyiz ama mağdur olan insanların yanındayız şu anda. Ukraynalılar bu durumu pek hak etmediler yani işin açıkçası. Üzgünüz tabii. Geride dostlarımız, arkadaşlarımız, çalışanlarımız kaldı. Çok şükür hani yakınımızda bir şey yok ama inşallah da olmaz bir şekilde bir yerde biter. Bu savaş çünkü her şeyine karşıyız yani. Peki orada Ruslar tarafından ele geçirilmiş limanlar var mı acaba bildiniz? Odessa yok. Odessa ile ilgili çok spekülasyon var. Eminim. Ben çünkü Odessa'dayım 19 yıldır. Kherson'la ilgili bir dedikodu var ama halk orada da çok büyük bir direniş gösteriyor. Onu da zannetmiyorum. Berdyansk tarafı o Donetsk'e yakın olduğu için orayı ele geçirdiklerine dair bir şey var şu anda. Benim şahsen beklediğim bir şey çünkü çok yakındır Berdyansk'la Donetsk. Mariupol da buna katabilirim. Çünkü o Donbas bölgesinden en yerdir oralar. Zaten hedefte olan şehirlerdi bunlar. Çünkü bir varyantta hani Rusya'nın istediği işte o Donbas bölgesiyle Kherson arasındaki bir koridor oluşturup Kırım'a karayolu bağlantısı yapmak. Belki bunun içerisinde Odessa'yı da katar diye düşünüyorduk. Bunlar tabii işin sonunda ortaya çıkacak şeyler. Şu anda değil ama benim bildiğim kadarıyla Karadeniz'de şu anda bir limanın geçtiğini zannetmiyorum. Odessa'yı yokluyorlar ama devamlı. Çünkü Odessa çok zor bir bölge. Yani oradan çok büyük kayıplar olacağını kendiler de biliyor. Orayla ilgili bir zamanlama beklediklerini düşünüyorum. Evet. Peki yani şu anda sizin aldığınız bilgiye göre Ruslar Dnieper'in batısında varlar mı? Lviv'i saldırdılar. Lviv şehri batı, en battaki şehir orası Lviv. Orayı bombaladılar. Polonya sınırındaki değil mi? Tabii tabii yani orayı bombaladılar. Orası çok tarihi bir yerdir. Ukrayna milliyetçiliğinin çok yüksek olduğu bir yer burası. Ondan sonra bir de unutulmaması gereken bir şey var. Çünkü Dünya Savaşı'nda ön cephede bulunan esas millet Polonya'da Ukraynalılar. Onlar çok büyük özveriyle çok büyük savaşlar yapmışlardı İkinci Dünya Savaşı'nda. Sonuç itibariyle belki bugün her ne kadar Rusya'nın tarafına hanesi yazılmak istense de oradaki en büyük kayıp Polonya'ydı. Ukrayna milletine vermişlerdi. O yüzden bu tür şeyler aslında biraz alışık, bir de o zamanki bir hava oluşturmaya çalışıldı şu anda halk içerisinde. Yani herkes özverili olarak katılıyorlar savaşa. Peki gıda açısından Ukrayna ne kadar hazır bu böyle bir duruma sizce? Uzarsa sıkıntılar yaşanır. Bir de şimdi bu hafta özellikle kar yağacak. Soğuk olacak orası. İnsanlar stok yaptılar. Ama ben şunu söyleyeyim. Ukrayna fakir yaşamış bir millet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu fakirliği görmüş. Stalin zamanında yapılan zulümü de unutmamak lazım. Bu arada bunu belirtmem lazım. Fakir kalmış, açlıktan ölen insanlar olmuş. Ben onun çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ukraynalılar onu aşarlar. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim size, özür dilerim. Oradaki gemici arkadaşlarımız, dostlarımız, eğer sesimizi duyarırsak, başkonsolosluk var Odessa'da. Onlarla temasa geçmelerini tavsiye ederim. Yani Odessa'daki başkonsolosluğumuz çok aktifler. Herkes iletişim halindeler. Gemi kaptanlarımız, hani biz şeyler varsa lütfen temasa geçsinler onlarla. Yani onlar onlar için ellerine geleni yapacaklarına inanıyorum. Evet, peki bir mayın söylentisi var. Bu konuda sizin bilginiz var mı acaba? Nerede? Odessa'da mı? Yani limanların çıkışlarında. Ha, onu bilmiyorum. Kapandığını biliyorum. Gemiler bildiğim kadarıyla açık olması lazım. İçeride olmadıklarını biliyorum.
İçeride de var gibi herhalde. İçeride de varsa belki işte çıkar. Mayın konusu ilk defa sizden duydum şimdi. Duymadım. Ama olabilir. Savaş durumu çünkü artık. Yani bu artık işgalden ziyade savaş olayına dönmüş vaziyette. Evet. Peki. Cumhur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sorun varsa alalım. Yoksa diğer konumuz Osman Bey'e geçeceğim. Evet. Cumhur Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bu trajik durum bir an evvel biter. Hayat normal döner inşallah. İnşallah. Herkes için. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Kolay gelsin sizler de. Evet. Mercom Trade firması ticaret müdürü Sayın Osman Yıldırım'la beraberiz. Osman Bey Ukrayna ile çok sıkı ticari ilişkilere sahip. Evet Osman Bey, mevcut durum hakkında neler biliyorsunuz? Bize aktarır mısınız rica etsek? Tabii ki. Öncelikle merhabalar herkese. Herkese de kolay gelsin. Çok zor zamanlar. Biraz geç dahil oldum. Daha önce ne konuşuldu çok takip edemedim ama ben kendi bilgim dahilimde ne olduğunu izah etmeye biraz çalışayım. Bir kere hiçbir ticari aktivite şu anda gerçekleştirilemiyor. Orada çakılı gemiler var. Kimisi yüklenmiş, kimisi yüklemeye gitmiş, kimisi tahliyeye gitmiş. Limanlarda çoğu da çalışmıyor vaziyette. Biz ticari bir aktivitede bulunamıyoruz. Bir force majeure'dur tabii ki. Ama oradaki gemiler ne yapacak? Muhakkak surette önümüzdeki günlerde bir ateşkes sırasında sivil gemileri ne kadar sürecek bilmiyorum ama yani savaş tarihine baktığımız zaman bunlara her zaman belli aralıklarla izin verilmiştir. O gemileri oradan bir şekilde izin verilerek çıkarttırılacaktır. Orada yelebet çakılı kalmaz hiçbir. Ama ne kadar sürer bu? Bununla ilgili bir bilgimiz elbette yok. Bana kalacak olursa bir iki hafta daha belki bu sıcak durum devam edecektir en azından. Bazıları bir ay ediyor. Ama en nihayetinde buradan bu gemilerin, sivil gemilerin en azından çıkartılacağını düşünebiliriz kolaylıkla. Burada sorun tabii ki ödemeler olacaktır. Bütün ülkeler Rus şirketlerine yaptırım uyguluyorlar ama şu anda Ukrayna ile de bir harp olduğu için Ukrayna ile de otomatikman dolaylı da olsa bir yaptırım durumu gerçekleşmiş vaziyette. Bir de bu işin sonucunun ne olacağını da bilmiyoruz. Yani Kırım gibi Rusya acaba Ukrayna'nın büyük bir kısmını limanları ilhak edecek mi? Etmeyecek mi? Bu işte yaptırımlar sadece Rusya için mi geçerli olacak yoksa Ukrayna için mi geçerli olacak? Bunları da bilmiyoruz. Yani çok ortalık toz duman içerisinde. Ama mevcut durumda Koster gemilerin ticari faaliyetleriyle ilgili çok iyimser olmanın bir durumu yok. Yani bizim de işimizin büyük bir kısmı Koster gemilerle ticaret yapmak olduğu için bizim de endişelerimiz var ama bu gerçektir yani yadır yani ne derler bunu yok sayamayız. Muhtemelen önümüzdeki aylarda Koster gemilerin çoğu Karadeniz'in diğer limanlarında, Romanya'da, Bulgaristan'da işte falan çalışmaya çalışacaklar. Orada iş bulmaya çalışacaklar. Çıkabilenler. Bilmiyorum yani çoğu da bu Koster filosunun biliyorsunuz Karadeniz'de faaliyet gösteren Rus bandıralıdır. Bununla ilgili ne olacak? Bununla ilgili bir bilgim yok ama muhtemelen bandıralar değişecek diye tahmin ediyorum. Çünkü önümüzdeki günler ne getirirse getirsin. Ukrayna ile Rusya'nın bu savaşına engel olunsa bile bir ateşkes yahut bir anlaşma yürürlüğe girse bile dünyanın Rusya üzerindeki yaptırımları kolay kolay geri çekilmeyecektir. Çünkü artık o yani hani bir laf vardır. Belli bir sınır geçtik diyelim. O sınır geçtikten sonra da Batı'nın artık
Rusya'ya karşı bir tekrar güven oluşturması uzun bir zaman alacaktır ve yaptırımların kolay geri çekilmesinin mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Hafifletilebilir ama tamamen yani 15 Şubat'a dönmek uzun yıllar alacaktır diye tahmin ediyorum. Bu da bir sürü sorun yaratacak. Yani para transferlerinde ciddi sorunlar oluşacaktır. Eskiden tabii Swift sistemi çok hızlı bir sistem. Bugün parayı gönderirsiniz. Bugün valörlü sabahtan gönderirsiniz. Bugün valörlü akşamüstü alıcının hesabına geçer normal şartlarda. Ama bunların hepsi bankalar tarafından takibi alınacak, sorgulanacaktır. Özellikle işte Rus bandıralı gemi yahut Rus limanından çıkmış gemi yahut Ukrayna'ya uğramış ama daha evvel Rus limanından çıkmış gemi gibi bir sürü biz bunları görüyoruz. Daha evvel işte İran'la yahut da Sudan'la yahut da yaşanmış şeyler bunlar. Dolayısıyla her şey çok temiz olsa bile büyük ihtimalle para transaksiyonlarında ciddi gecikmeler yaşanacak. Bu da ekstra maliyetlere yol açacaktır. Navlun yani bir takım tabii ki armatörler risk alıp para kazanmayı tercih edebilirler koster bakımından. Onlar Karadeniz'in kuzeyinde ya ne olur ne olmaz bu Ruslar herhalde bu mal içerisinde boğulmayacaklar. Bir yerde bir şekilde bu malları çıkarmak zorunda kalacaklar düşüncesiyle hareket edebilirler. Çoğunluk olmaz ama bir takım armatörler bunu tercih edebilirler. Ve bunun karşılığında da tabii yüksek risk, yüksek getiri getireceği için iyi para kazanabilirler ama riski de çok yüksek tabii. Onun dışında birçok armatör dediğim gibi Köstence tarafına, efendime söyleyeyim Varna, Burgaz tarafına yahut işte Adriyatik, Ege, Doğu Akdeniz tarafına kayarak oradan iş yapmayı tercih edecektir ve oradaki kosterlerin sayısının artması da doğal olarak navlun fiyatlarında bir gerilemeye sebep olacaktır. Ortalık toz duman önümüzdeki birkaç ayda oldukça zor gözüküyor hepimiz açısından. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Ticaret hacmi ben tarımsal ham madde tarafına baktığım için o taraftan size bir ışık tutabilirim. Ama hani belki çok yakın vadede değil ama belki tarımsal ham maddelerde bir ümit olabilir. Çünkü yaptırımların çoğunda gıda ürünleri, gıda ham maddeleri genellikle muaf tutulur. İnsani bir ihtiyaç maddesi olduğu için. Dolayısıyla muhtemelen ümit ediyoruz ki imsar açıdan baktığımız zaman önümüzdeki birkaç ay böyle bulanık geçtikten sonra en azından gıda ham maddeleri konusunda bir muafiyet gelebilir ve bu muafiyetin sonucunda da tam eskisi gibi olmasa da biraz hareketlenme başlayabilir. Ama şu anda Rus ihracatçısı da Rus mallarının alıcısı ithalatçılar da ve aradaki bu ilişkiyi kuran bizim gibi traderlar da açıkçası adım atmaktan korkuyoruz. Neyin ne olacağı belli değil. Yani ben gemi tutarım, kiralarım. Kiracı olarak gemiyi yükleme limanına gönderirim ama malın yüklenmeyeceğini bilmiyoruz. Sigortanın maliyetinin ne olacağını bilmediğimiz gibi sigortanın yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Sigorta yapılmamış, içinde bilmem kaç milyon dolarlık bir yükün Azak Denizi'nden çıkıp da farz-ı misal işte Lübnan'a gidip tahliye etme riskini sigortasız bir şekilde alıp almayacağımızı ya da bu riski satıp satamayacağımızı bilmiyoruz. Çok yeni. Dolayısıyla herkes beklemede. Rus satıcılar da, Ukraynalı satıcılar ortada yok zaten maalesef. Yani birçoğu tesislerini özellikle Kherson bölgesinde tanıdığım birçok tedarikçi kendini tesislerini falan bırakıp Lviv tarafına, batı tarafına atmaya çalıştılar. Reni'de olanlar var. Daha çok Lviv'e gidildi. Kherson şu anda dedikodulara bakılırsa resmi olarak değilse de de facto bir Rus işgali altında gözüküyor. Berdyansk'ın düştüğü haberi zaten dün ve evvelsi günde bütün internette ve medya kuruluşlarında vardı. Mariupol'de direnme var ama limanın durumunu bilmiyoruz. Çünkü gelen haberler gene dedikodu babında ciddi bir bombardıman olduğu istikametinde.
Bu mayınlamayla ilgili dedikodular var ama ne kadar gerçektir bilmiyorum. Yani çok mantıklı gelmiyor bana açık konuşmak gerekirse ama olmuş mudur? Olmuş olabilir. Savaş durumudur ama tekrar ediyorum hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü mayınlamayı kime karşı yapacaksınız? Ukrayna'nın zaten ciddi bir donanması da yok. Dolayısıyla olmuş mudur? Olmuş olabilir ama bana dediğim gibi çok anlamlı gelmiyor. Durum vaziyet şu anda bu. İşte Kiev üç taraftan kuşatma altında. Kiev'de birçok arkadaşımız var. 20-25 senedir ticaret yaptığımız yahut hizmetlerine başvurduğumuz gözetim firmaları, gemi acentaları, hukukçular, traderlar, brokerlar var. Bunlarla da temasımız devam ediyor. Oldukça zor durumdalar. Yani durup dururken böyle bir agresyonun sebepleri çok saçma geliyor bana açık konuşmak gerekirse ama kısa vadede çözülmeyeceğini de çok açık bir şekilde görebiliyorum. Zannediyorum hepimiz görüyoruz. Uzun sürecek, sıkıntılı bir dönem bu. Hepimize iyi şanslar diliyorum. Böyle uzun sürerse hazırım. Osman Bey, böyle uzun sürerse Ukrayna'da tarım hakkında görüşürüz ne olur acaba? Yani şu anda tabii ki en azından Dnieper Irmağı'nın doğusunu şey yaparsak, esas alırsak. Çünkü Dnieper Irmağı'nın batısında öyle çok büyük, yani arada sırada şehirlere düşen roketler var. Hava saldırısı gibi şeyler de oluyor ama kırsal bölgede herhangi bir çatışma ya savaş durumu mevcut değil fiilen. Öyle gözüküyor. Ama Dnieper Irmağı'nın doğusunda bilfiil bir savaş var. Ve şu anda oradaki çiftçinin çalışma yapmasının imkanı yok. Orada tabii kışlık buğday ve arpa ekimleri daha evvel yapılmıştı. Fakat bunların bakılması, işte ilaçlanması, gübrelenmesi gibi faaliyetlerin olması şu anda mümkün değil. Benim üstelik yani birçok tarla diyeceğiniz bölgelerde de işte tanklar, panzerler, askerler dolaşıp duruyor ve bunların hepsi üretime zarar veriyor. Benim tahminim bu iş bir ay daha bu yoğunlukta sürecek olursa yani Ukrayna'nın kışlık buğday verimlerinde ciddi bir düşüş bekleyeceğiz. Ve bu fiyat artışları demektir. Eğer bu yoğun çatışma durumu bir 2,5-3 ay daha sürerse işin kötü tarafı, o zaman esas büyük üretimi olan Ukrayna'nın mısır ve ayçiçeği ile ilgili sıkıntılar olacak. Çünkü ekim dönemi bitmiş olacak. Tabii bunların hepsi uluslararası tahıl fiyatları için büyük fiyat artışlarına yol açacak haberler. Bullish haberler bizim tabirimizle. Bunun sonucu tabii ki yani şeyi çok fazla etkilemez, nakliyeyi çok fazla etkilemez, fiyatların artışına sebep olacaktır. Buradaki esas konu fiyatlar zaman zaman artar, zaman zaman düşer. Zaman zaman üretim işte kuraklık dolayısıyla düşer, bazen bolluk olur. Bu her sene olan şeylerdir. Böyle büyük savaşlar, yani gördüğümüz özellikle Avrupa coğrafyasında yani ciddi bir tarımsal üretimin yapıldığı coğrafyada, İkinci Dünya Savaşı'nda da bunu okumuşuzdur. Bu işte 94'teki işte Yugoslavya'nın dağılması sürecindeki dönemde de buna şahit olduk. En büyük, en çok etkiyi menfi şekilde hisseden tarımsal üretim oluyor. Bu da gene burada da bunu yaşayacağız. Ama bu nakliyelerin etkilenmesiyle paralel tutulabilecek bir şey değil. Özellikle Koster kısmıyla ilgili değil. Çünkü Ukrayna farz-ı misal işte 40 küsur milyon ton mısır üretti ve dünyanın her yerine satıyor. Aşağı yukarı işte 35 milyon ton civarı mısır satması bekleniyordu misal olarak. Ama bu 35 milyon ton mısırın yani kosterlerle taşıma miktarı en fazla işte 3-3,5 milyon tondur. Bunun kalanı büyük işte 60 bin tonluk Handymax'lerle dünyanın dört bir yanına taşınan kargolara gidiyor üretimin büyük kısmı. Biz Koster'le alıyoruz. Koster'in eli işte ne bileyim Türkiye, işte Yunanistan, Gürcistan,
birazcık da Doğu Akdeniz. Çok zorlarsak, fiyatlarda çok ciddi değişiklikler olduğu zamanlar bazen Adriyatik'e satma imkanımız oluyor. Siz de taşıyorsunuz, sağ olun, eksik olmayın. Dolayısıyla bu koster taşımacılığında bir normal şartlarda üretimin düşmesi, koster taşımacılığında da bir düşüşe yol açacak demek değil. Biz taşımacılığın, yani koster taşımacılığını esas etkileyen durum şu andaki bilfiil savaş durumu. Hiç kimse bir mal satamıyor. Şimdi Odessa'da mal yükleyecek Ukraynalı bir adamı arayıp ben, kardeşim bana işte 5000 ton mısır ver de ben bunu alayım İzmir'e getireyim ya işte ne bileyim Girit'e götüreyim diye bir teklifte bulunmamın imkanı yok. Bulunsam bile adamın bunu gerçekleştirme imkanı yok. İçeriden trenler çalışmıyor. Karayolları güvenli değil. Normalde yukarıdan Dnieper Irmağı'ndan küçük nehir gemileriyle ya barjlarla Kherson'a indirilen kargoların hiçbirinin inme durumu yok. Dnieper Irmağı'nın güneyi Kherson bölgesi zaten dedikodulara göre fiilen Rus işgali altında. Dnipro kuşatma altında. Yani Dnieper Irmağı'nı kullanmanın şu anda imkanı da yok. Böyle bir durumda kim hangi gemiyi nereden nasıl kullanacak? Niye kullanacak? Yani öncelikler çok farklı. Herkes canının derdinde. Benim avukat arkadaşlarım var. Kadın işte GAF'ta arbitratör. İki gün evvel arıyorum, ne yapıyorsun? Şu anda konuşamam. Ben metro istasyonunda su dağıtıyorum diyor kadın. Yani ticari bir öncelik çok normal olarak mevcut değil. Önümüzdeki en az 15 gün ila bir ay boyunca da bu sıcak durum devam edecektir. Ben işte bugün takip edemedim. Ukrayna ile Rusya arasında bir işte görüşme yapılacak Belarus'ta. Zannediyorum yapılıyor da. Belki de sonuçlandı ama bir sonuç vermesi imkanı yok yani onun şu an itibariyle. Yani iyimser değilim. Evet. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Şu anda Ukrayna ateş içerisinde. İnsanlar canının derdinde. Tabii aynı zamanda belki yakın zamanda inşallah bu bir an evvel belki bugün bitirirler. İnşallah. Çünkü takdirde bitmezse yakın zamanda gıda problemi de başlar Ukrayna'da. Daha büyük problem olur. Ticari olarak da konuşacak bir şey kalmadı zaten. Böyle bir ortamda ticaret yapmak, nakliye yapmak imkansız. Ukrayna savaş bölgesi. Rusya yaptırımlardan dolayı zaten Karadeniz'de bir şey yapamıyor. Tabii ki bu durum bütün dünyayı ve en çok da belki bizi etkiliyor Türkiye olarak. Ve Türkiye'de ticaret yapan insanları çok etkiliyor. Maddeten de etkileyici kesin. Muhakkak. Ben bir an evvel tabii ki bu savaş ortamının ortadan kalkması, insanların can güvenliğine kavuşmasını temenni etmekten başka şu anda herhalde bir yapacağımız bir şey yok değil mi Osman Bey? Maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dua etmekten başka. Ukrayna'ya çok büyük bir haksızlık yapıldı. Yani çok da gereksiz bir hareketti. Niye yapıldığını da bilmiyorum. Ama mevcut durum içerisinde başımıza ne geliyorsa çekeceğiz. Yani bundan kaçış yok şu an itibariyle. Zannediyorum Taman ve Novorossiysk çalışır durumda ama yaptırımlardan dolayı ne oluyor bilmiyorum. Onun dışında da Karadeniz'de yani Rusya ve Ukrayna dahilinde çalışabilir liman görmüyorum. Çünkü Azak Denizi zaten Kerç kapalı. Öteki tarafta da Odessa Kherson abluka altında. Öyle değil mi? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Osman Bey. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz ve sevgili Faruk Yıldırım'ı davet etmek istiyorum mümkünse. O da Odessa'da gemi kiralaması, Kiev'de gemi kiralaması yapan bir arkadaşımız. Onun bilgilerine başvuracağız. Nedir durum acaba? Onun gözlemleriyle. Evet Faruk, biz daha çok Ukrayna'dan ne kadar buğday çıkacak, ne kadar arpa çıkacak diye sorardık sana ama şimdiki sorumuz maalesef farklı. Nedir durum Ukrayna'da?
Artık onu daha sonrasında şu sorunlar bitsin, tartışırız ne kadar çıkacak çıkmayacak diye. Şu an için bu savaş durumunda artık daha önceden de bahsedildiği gibi herhangi bir ticaret dönmüyor. Herkes işte ölüm kalım meselesindeler. Üzülüyoruz. Biz de gittik geldik. Vaktinde geldim aslında Türkiye'ye. Yoksa kalabilirdim de. Sen ne zaman döndün Faruk? Benim bir hafta 10 gün önce bir gidip gelmişliğim var. İşte vaktinde normalde biz haber bekliyorduk. Yani iç istihbarattan dostlarımız vardı. Onların söylemesi Mariupol'a bu hafta içi saldırılar olma ihtimali var diyorlardı. Ona göre gemiler bağlanmıştı zaten. Herhangi bir sorun olmayacaktı. Mariupol'da bulunan mal kaldırılacaktı falan kiracıların. Herkes planlamasını ona göre yaparken birazcık daha tarih öne çıktı. Bu öne çıkmasının sebebi de saldırının olduğu bir gün öncesi eski Sovyet döneminden kalma ordudaki erkeklerin kutlama günü. Büyük olasılıkla Rusya ilk başta bir tarihli bir bağ kurmak için belki de kendi askerlerine bugünü seçti. Öyle bir saldırı vaktinde belirlemiş olabilir. Şimdi kimin haklı kimin haksız olduğunu söylemek çok zor burada. Ama şöyle bir şey var gerçek. Savaş çok kötü. Herkes çok büyük sıkıntılar içinde. Bizim çalışanlarımız zaten orada Kiev'de. Bir çalışanımız şu an Romanya sınırında 2,5 gündür bekliyor. Ve sınırdan geçmesi için bir ekstradan 2 güne daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kilometrelerce kuyruk var sınırda. Bu sınırdaki durdurulmaların sebepleri de Suriyeli ve Afgan başka göçmenler, kaçak göçmenler, Ukrayna'da bulunanlar, onlar da Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlarmış. Böyle sorunlar olduğu için oradaki sınır polisi de inceleyip sık dokuyor. Herkesin geçişine izin vermiyor. İşte arabalar aranıyor. Kiralık arabalar alıp kaçmaya çalışanlar oluyormuş. İşte onların hepsi kontrol edilip ülke dışına çıkartılması yasak olduğu için sınırlarda çok aşırı bir yoğunluk beklenti var. İşte o yüzden hızlı bir şekilde sınır geçişi olmuyor haber aldık. Öteki türlü Kiev'deki çalışanlarımız genellikle sığınaklardalar gün içinde. İnternet için ya da acil durumda işte şarj için falan dışarı çıkıp ya da işte evlerine gidip belli ihtiyaçlar giderildikten sonra yeniden sığınaklara iniyorlar ya da apartmanların altlarına. Bizim Türkiye'de pek sığınak kültürü yok. Çok eskide kaldı. Savaş bize uzak bir şey. Allah da yaklaştırmasın. Ama onların binalarında veya çevresel olarak sığınaklar zaten var. Kendileri sığınaklarda güvenli olduklarını söylüyorlar. Tabii gıda sıkıntısı yok değil. Marketler zaten boşaltılmış. Su sıkıntısı insanlarda oluyor. Onları halletmeye çalışıyorlar. Bir şekilde herkes birbirine yardım ediyor, destek veriyor. Halk silahlandırıldı. İlk başta silah dağıtılırken kimlik bilgilerini alıyorlardı. Daha sonrasında kimlik bilgilerini almadan direkt silahların konduğu kutular diyelim, sokaklara bırakılıp alanlar oluyor. Ukrayna'nın geleceği için iyi olmayan bir şey bu. Yani Zelenski'nin yanlış yaptığı bazı düşünceler oluyor. Bu da ben bunu o şekilde yanlış yaptığını düşünüyorum. En azından silahlandırılırken halk belli bir kontrol dahilinde, hapishanelerden insanlar çıkartılmış. Odessa bölgesindeki konuştuğumuz kişiler bunlardan aşırı rahatsızlar. Hapishanelerden çıkartılmış suçlular var ve bunlar silahlandırılıp Ruslara karşı savaşması için cephe hattına sürüldüğü söyleniyor. Ama suç işlemiş, insan öldürmüş katillerden de bahsediyoruz burada. Kiev merkezinde İngilizce konuşan paralı askerlerden bahsediliyor ve bunların zaten düşüncelerini duyup yani bu konular hakkında bilgiler almıştık hatırlarsanız Amerika'nın ya da diyelim Avrupa'nın desteklediği paralı asker kuruluşlarından Kiev merkezinde paralı askerler varmış belli bir duyumlar yani bunlar konuştuğumuz kişiler İngilizce konuşan askerler olduğunu söylüyorlar. Rusya'da tabii ki sokak çatışmasına girmek istemiyor. Sokak çatışması çok uzun süre olacak ve Suriye'yi, Halep gibi bir ortama döndürebilir Ukrayna'yı. Kherson düştü, o kesin. Orada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Kherson şehrinde sorun yaşanmıyor şu an. Kendilerinin bahsettiği. Marketlere çıkıp ya da dışarıdan su alım, gıda alımlarını yapabiliyorlar. Rus askerleri bize çok iyi davranıyor diyorlar. Merkezdeki insanlar da.
şehir dışından silah sesleri geliyor. Onlardan söylüyorlar. O da lokal olarak çatışmalar ya da bir direniş olabilir orada. Onun etkisindendir. Tabii şöyle bir şey var. Rusya gidip de ele geçirdiği şehirlerdeki halka zulmetmez. Çünkü zaten internetin ve basının bu kadar aktif olduğu bir dönemde en ufak bir hatanın direkt daha büyük sonuçlar oluşturabileceğine inandığından dolayı yapabildikleri en iyi şekilde dikkat ediyorlardır halka, sivil halka zarar gelmesin diye. O konuda yani birazcık belki içimiz bu şekilde rahat olabilir. Sivil halka minimum zararlı olacak bir savaş devam ediyor. Berdyansk'ta askeri birlikler var. Mariupol hakkında kesin bir bilgi yok ama. Hangi? Berdyansk'ta Rus mu, Ukrayna mı? Rus. Hani girmişler şey gördüm, birkaç tane görüntü gördüm de. O zaman Ukrayna'nın Azak'la bir alakası kalmadı fiilen. Şimdi zaten olması gerek, yani beklenti şu da, yani sorgulama olması, kimse yanlış anlamasın. Savaş kötü, tamamdır ama bir strateji olarak düşünüyorsa, kötü savaş olsa da. Kiev'e saldırması zaten çok büyük bir hataydı Rus ordusunun. Asıl onların savaşma sebeplerinden bir tanesi Kırım'ın çok eksiği var. Su ve elektrik eksiği. Asıl yol sahibi olmak istiyorlardı. Suya ulaşmış vaziyette şu anda Kırım galiba, değil mi? Ulaşmış vaziyette. Kherson'u ele geçirdi. Kherson limanının etrafına mayın döşendiğine dair bilgiler var. Ne kadar doğru bilmiyoruz kesin. Ukrayna donanmasından birkaç arkadaşla konuşan arkadaşlarla konuştuğumuzda işte o şerefsizleri biz de yanımızda götüreceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız gibisinden. Yani adamların artık gözünü karartmışlar, mayın döşemiş olabilirler. Çünkü öyle düşünceler var. Yani en azından sokmamak için ya da verebildiği maksimum zararı vermek için. Yani çok fazla şekilde bana video ve görüntü geliyor. Hiçbir zaman paylaşmıyorum. Paylaşılacak görüntüler değiller. İki tarafta birbirlerine zulmediyor askerler. Bunlar çok kötü. Savaşın gerçek yüzünü zaten görüyorsunuz. Tasvip etmediğimiz şeyler. Berdyansk Mariupol'u direkt zaten Rusya Kırım'a bağlayıp yol hattı elde etmeye çalışıyor. Zaten Kiev'e erişememesinin en büyük sıkıntısı da lojistik olarak sıkıntı çekiyor Rus ordusu. Belki basında görmüşsünüzdür siz. Yolda kalmış tanklar var. Yani buradaki petrol kaynaklarının uğraşması ya da lojistik olarak bunları sağlaması gerekiyordu. Orada bir zafiyet yaptı. Bu zafiyet Ukrayna halkına yardım etti. Onları becerememeleri Rus ordusunun. Ama şöyle diyeyim size. Kiev'in etrafında ve benim yaşadığım bölgelerde de baktığımızda Ukrayna ordusu tarafından bütün köprüler havaya uçurulmuş. Tankların geçişi işte yavaşlatılsın diye. O zaman Kiev'den çıkmak isteyen de çıkamaz. Üç taraftan saldırıyorlar. Bir taraf var aslında. Çıkış için bir taraf var. Oradan da zaten şey diye duydum ben. Havadan askeri indirme yapmışlar. Çatışmalar duymuş diye. Çünkü Avrupa tarafından yardım geliyorsa, gelen yardımı engellemek için yani üç tarafından değil, dört tarafından kuşatmaya çalışmaları gerekiyor mantıken. Antonov'un uçak fabrikası vardı orada, havaalanı. Çok şiddetli çatışmalar orada döndü. Orası 60-80 kilometre arası Çernobil'e yakındır hani. Orada üç tane köprü vardı, o köprüleri uçurmuşlar. Kış olmasının, yani şimdi Rusya veya Ukrayna diyelim genel olarak, Rusya ve Ukrayna savunması da, saldırılması da güç topraklar. Yani savunması da çok güç topraklar. Kış şartlarında zaten Napolyon'da olsun, yani eski İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da bu birlikleri zaten bu topraklarda bıraktılar. Bu gördüğünüz de basında da var. Tanklar falan çamura saplanmış bir şekilde. Köprüler havaya uçurulduğu zaman ya da konvoy halinde ilerleyemeyip yukarıdan artık diyelim SİHA'larla veya İHA'larla bir şekilde müdahale edildiği zaman ve konvoy bozulup tanklar yoldan çıktığı zaman çamura saplanıyor. Bu sefer de daha kolay hedef oluyorlar. Ukrayna'nın da stratejisi zaten bu şekilde devam ediyor. Şimdiki düşünceler bunlar. Daha öncesinde herkes bir şeyler diyor zaten. Bu olayı biliyorsunuz. Başlangıcı daha öncesinde olsa da 2017'de normalde 2017 yılı için 1950'lerde Kırım hediye edilmişti. Khrushchev zamanında Ukrayna'ya Kırım hediye edilmişti. Ama anlaşma vardı. Rus ordu donanması Sevastopol Limanı, Karadeniz'deki en büyük doğal liman. Sevastopol Limanı'nı kullanmak için kiralamışlardı. 2017 yılında
bu kira sözleşmesi bitecekti. Bir önceki yönetim, Rusya yanlısı yönetim diyelim. Bunlar 25 sene daha kira kontratını uzatmak istediler. Fakat işte Maydan'daki isyanlarda bu yönetimde el değiştirdi diyelim. Demokratikliği orada sorgulanır. Çünkü şöyle bir şey var. Avrupa tarafından tutulmuş keskin nişancıların halka ve polise ateş ettiğini gösteren bazı görüntülerin olduğu belgeseller, bir şeyler de yayınlanmış ama hani bunlar kabul edilmiyor. Burada reklam ya da isim olarak algılanmasın. Mesela Netflix'te Avrupa tarafını tutacak belgesel hususi Rusça olarak yapıp bunu Ukrayna'da, Rusya'da gönderdi. Yani bir psikolojik harp var bu basında da, işte belgesellerle ya da şeylerle. Hala Amerika'nın işte 9-11 saldırısı tartışılırken kimin yaptı. Aynı benzer düşünceler 2014'teki Ukrayna devriminde de var. Tabii burada yönetim değiştiği için zaten Putin Kırım'ı ilhak etme kararı aldı. Normalde daha önceki yıllarda şey yapılmış, referandum yapılmış. Ukrayna daha çok Rus yanlısıyken Kırım zaten Ukrayna Rusya'dan bağımsızlık için %80'ler, %90'lar sonuç çıkmışken Kırım'daki sonuç %54'müş. Yani zaten bir yarı yarıya olan bir referandum sonucuymuş. Halk da zaten sonrasında kabul etti ama açık oylama kapalı sayımda zaten her türlü sonucu herkes çıkartabilir. Kırım bölgesinde. Zaten Kırım'da şu an herhangi bir sorun yok. Sevastopol bölgesinde konuştuğumuz kişiler var. Yani Rus tarafında bu savaşı destekleyen çok insan var. Hani bu da üzücü oluyor. İnsanlar ölmesin istiyorsunuz. Çoluk çocuk insanlar olmasın. Anaokuluna bomba düşmüş. Yani ben bir de bir taraftan şunu sorguluyorum. Savaş ortamı var. Anaokulunda çocukları niye topluyorsunuz Kiev'de? Yani dezenformasyon da çok fazla aşırı. Bilmiyorum. Üzücü. Yani gerçekten üzücü. Neyin ne olacağı belli değil. Eğer Kherson Limanı'nda gerçekten dedikleri gibi mayınlar döşenmişse, diyelim ki savaş sonrasında bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak, belli şey yapacak zamanlar. Yani ticarette kolay kolay birden hemen, yani bugün anlaşsalar bile şey olmaz, birden olmaz. İleri vadede o yok edilen köprüler, havalimanları, hava yollarının şeyleri, bütün altyapı çalışmalarının düzeltilmesi gerekecek. Ukrayna'ya doğru yani aşırı bir İnşaat malzemesi yükü akımı olur. Oradaki kalkındırılması için halkı çünkü. Kusura bakmayın, bazen düşünürken de morali bozuluyor insanın. Aklıma kelimeleri toparlayamıyorum. Elektrik santrallerinden bir iki tanesi vurulmuş. Bazı yerlerde elektrik kesintileri var. İşte ama şey yapmıyor. Yani Rus ordusu çok dikkat ediyormuş. Halka ait altyapı şebekesine zarar vermemeye çalışıyormuş ki kendileri kendi düşünceleri, biz haklıyken haksız duruma düşmeyelim diye. O yüzden yavaş ilerleyen bir savaş. Putin son 48 saat içinde herhalde yapabileceğini yapmaya çalışır. En büyük şekilde saldırıya geçmeye çalışırlar, ele geçirmek için. Daha sonrasında zaten savaş her iki taraf için de çok masraflı. Evet. Yani benim bundan anladığım, biz bir an evvel bitsin diye temenni ediyoruz ama bu iş böyle hemencik bitecek gibi gözükmüyor. Bitse bile eziyeti hemen bitmeyecek gibi gözüküyor. Değil mi Faruk? Ya şimdi eziyeti tabii ki. Ya şöyle bir şey var. Halkın da yani bunları bu savaş ortamında söyleyip söylemek zor bir şey ama gerçekçi olmak gerekirse Ukrayna halkı da çok sıkıntı içindeydi. Avrupa'nın ve Amerika'daki diyelim özelleştirme furyasına onlar da katılmışlardı. Ve mesela devlete ait olan, devlet tarafından kiralanmış topraklar, genellikle Avrupalı, Amerikalı şirketler, fonlar, bunları şimdiden satışa çıkmamış toprakların çoğu şimdiden pay edilmişti. Ortada çok büyük bir rant gelir vardı. Yani söylenmeyen kapalı kapılar arkasında çok şey var. Bunlar da konuşulamıyor.
söylenemiyor. Söylenirken de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü lafın insanlar tarafından nasıl anlaşılacağı belli olmuyor. Ukrayna halkı çok sıkıntı çekti. Çok çekmiş, çekiyordu ve çekecekler. Fakir insanlar çok vardı. Gıda sorununda bakarsak zaten, ya bakıyorsanız Avrupa'nın tahıl ambarı diyor hani buralar. Makarna bile geri gelden kendi üretimleri yapmıyorlar. Makarna bile kendi üretimlerini yapmıyorlar. Dışarıdan alıyorlardı. İthal ediyorlardı belli şeyleri. Halk için sıkıntılı şey ama başarırlar, atlatırlar. O halk metanetli bir halk zaten. Evet. Yani şey, moralleri bozulsa da ülkelerini herkes savunacak. Burada şey yok. Dışarıdan tabii şöyle bir şey var. Ukrayna ordusunun silah ihtiyacı var. Yardım kuruluşlarından dolayı şey istiyorlar. Para topluyorlar devlette şu an. Oraya yardım eden kişiler de var. Hani Ukrayna'ya silah alımı için. Türkçe olsun, yabancı dillerde hepsi Twitter'da veya şeyde destek bekliyorlar Ukrayna halkı. Sizin başka bir sorunuz varsa ben aslında o yönde de cevap vermeye çalışabilirim. Yani ben izleyicilerden de bir soru bekliyordum aslında ama şu ana kadar gelmedi. Evet, bence hiçbir halk savaşı hak etmiyor. Bu tür şeyler genelde halkın dışında gelişen şeyler diye düşünüyorum. İzliyoruz. İnsanlar perişan vaziyette. Ayrıca tabii bu savaşın can alma kapasitesi de yüksek. Bir an evvel bitmesini biz bekliyoruz. Her şeyden önce insanların bu tehlikeden uzaklaşması lazım. Bir an evvel normal hayata dönmesi lazım. Çok zor orada çoluk çocuk şelterlerde, sığındıkları yerlerde kim bilir nasıl gıda buluyorlar, nasıl su buluyorlar, her an korku içerisinde mutlaka, inşallah bir an evvel biter diye düşünüyorum. Bunun dışında bir sorum yok Faruk. Bizim görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkar diyorum. İnşallah. Bizim de ümidimiz en kısa zamanda bitmesin. Siz şeyde Kiev dedin galiba. Kiev. Orada ya acentelik de yapıyor muydun yoksa sadece kiralama yapıyor musun? Yani oradaki kiralaması ayrıca şeyde hububat için brokerlık yapıyor. Aynen. Yani orada sana, seninle temas kuran hani gemi adamları ya da başka insanlar var mı acaba yardım amaçlı? Benim yani pek fazla Türklerle işimiz var. Yani yabancılarla oluyordu. Şey yoktu orada. Ama konsolosluğumuzla zaten direkt irtibata geçtiler çoğu. Zaten öğrenciler olsun orada şey olanlar. Şu an o ilk savaş gününün verdiği hani ne yapacağımı bilmiyorum odayı geçti. Zaten Kiev dışına çıkanlar oldu. Savaşın üçüncü gününde Odessa'dan Kiev'e giden arkadaşlarımız da oldu ailesinin yanında. Yani Odessa-Kiev yolunda bizim sorunumuz sadece benzin bulmaktı dedi. Benzini bulduktan sonra bir şekilde rahatlıkla geldik dedi Odessa-Kiev'de. Yani bir bağlantı var, hala bağlantı var. Evet. Peki Faruk, çok teşekkür ediyorum katılımın için. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Bir an evvel bu program ortadan kalkar. Bir soru var herhalde ama gelen. Bu arada merhaba Kerson da Mayın Döşen söyledi. Yanlış duymadıysam. Evet, Harun Akbaş sormuş. Kerson'da Mayın Döşen'in söylediğiniz yanlış duymadıysam, gemilerin çıkışı ile ilgili nasıl bir şey planlanıyor veya o konuda bir duyumunuz var mı diye sormuş Harun Akbaş. Şimdi herhangi bir şey yok duyulan. Nikolayevich'in de bekleyen gemilere Türk armatörlerinin olduğu söyleniyor. Gemi çıkışları için yok. Şimdi şöyle bir şey var. Uluslararası ticarete baktığınız zaman genellikle oradan yüklenen hububat yükleri. Bu hububat yüklerinin işte Certificate of Origin olsun ya da hani belli sertifikaların ayarlanması gerekiyor. Büyük olasılıkla zaten bunu ayarlayacak kurumlar olmadığı için. Çünkü kurumların içleri boşaltılmış şu an. Tabelaları sökülmüş. Yol tabelaları sökülmüş. Neresinin olduğu belli edilmemesin diye o şekilde bir hazırlık yapmışlar. Yollarını kaybetmiş Rus askerleri varmış ki şehri bulamıyor veya nereye saldıracağını bulamıyor. Yani bu şekilde bir şekilde bir sistem de kurulmuş. Yani gidip de orada sertifikaları yapılamayacak veya bir şey olmadığı için o gemilerin kalkışlarının hemen birden olabileceğini zannetmiyorum. Bir de o gemilerin çıkışlarında pilot gerekecek.
o pilottan ayarlanması ya da göze alabilecek birisi var mı ya da romorkörlere gidip de şu an için çok zor. Berdyansk limanındaydı. Duydum. Limanı dediler komple boşaltmışlardı. Yani kimse yoktu. Gemileri kendi haline bırakmışlardı diye duydum o zaman. O savaşın birinci ya da ikinci günündeydi. Hemen birden kalkış olacağını zannetmiyorum ama savaş görüşmelerinde şöyle bir şey olabilir belki. Bir iki günlük ateşkes ilan edebilirler anlaşmalarda. Olmayan şey değil. İki tarafta ölülerini yaralılarına toplayabilmesi için. Bu süre zarfında belki gemiler çıkartılış yapılabilir. Bugünkü görüşmelerden sonra belli olur her şey. Bir de Ali Burçin Eke bir soru sormuş. Faruk bilmiyorum bu konuda bilgim var mı? Şimdiye kadar vurulan ticari gemiler yanlışlık mı hedefoldular yoksa bilerek ve isteyerek mi vuruldular diye bir soru sormuş. Benim bu tabii kişisel bir karar ya da bir kişisel bir cevap olabilir ama bence isteyerek ve bilerek vuruldular. Evet. Bunlar peki hangi taraf tarafından vurulmuştur? Ukraynalar tarafından vurulmuştur. İki taraf da kendi gemilerine vurmuş olabilir. Enteresan. Çünkü şey, dezenformasyon, kendini haklı gösterme, her şey olabilir bu savaşta. Yani gerçek bir bilgiye ulaşma zaten savaş ortamında çok zor. Vurulmuş gemiler baktığınız zaman, mesela denizciliğin hani gemisinden bahsetmiyorum. Daha yaşlı, daha şey gemiler gösteriliyor. Diğer vurulmuş gemilerde. Bir tane tanker, bir tane kuru gemi var benim gördüğüm. Yani iki tane de Rus bayraklı gemi var, vurulmuş. Ama işletmesi Ukrayna'da. Yani hani böyle. Evet, ilginç. Evet, başka soru yoksa ben sevgili Engin'e geçmek istiyorum. Engin, ne diyorsun gelişmeler hakkında? Yani ben Faruk çok olayın teşekkürler. Teşekkürler Faruk. Olayın insani boyutu, stratejik boyutu. Stratejik boyutuyla ilgili konuşacak yetkinliğe sahip değiliz. İnsani boyutuyla konuşacak zaten herkes konuşmasını yaptı. Ekleyecek bir şeyimiz yok. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Koster armatörlerinin bence duymak istedikleri, bana da gelen şu an özel mesajlardan anladığım kadarıyla hani biz bizeyken birazcık ne olur ne biter diye konuşmak gerekiyor. Yani sonuçta biz de burada yani Koster armatörleri de burada şu anda farklı sorumluluklar içerisindeler. Onlar da onu merak ediyorlar. Şimdi mesela ben bir yandan da Twitter okuyorum. Twitter'ı da şeyden dolayı okuyorum. Yani Ukrayna'daki çatışmayla ilgili resim, görsel, video falan izlemek için değil. Takip ettiğim MTS uzmanları var. Onların bir takım tweetlerini okuyorum. Oradan da bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Zaten bugünlere de yani bu 11 senede de birazcık bir takım şeylerden anlıyorsak bunlar sayesinde geldik. Şimdi bu savaşın birinci söylemek istediğim şey zaten şu anda bu geçen perşembeden önce işler çok iyi gitmiyordu gerginlikten ötürü. Bizim beklediğimiz iyileşme son 3 haftasında bu gerginlikten dolayı gerçekleşmiyordu. Bu bir gerçek. Şimdi ise iyileşmenin gerçekleşmesi için belki aylar gerekecek. Çünkü bu iş bu Koster piyasası, trader beyefendi ismini unuttum. Osman Bey mi? Osman Bey. Osman Bey bazı şeyleri doğru söyledi. Yani o ticaret kısmında bu işlerin toparlanması çok daha uzun süre alabilir. Osman Bey'in yanlış söylediği şey bu işin Koster taşımacılık tarafına etkisi olmayacağıydı. Maalesef çok fazla etkisi olacak. Şu anki durumda Perşembe gününden sonra yani Cuma günü aynı yaptığı işe soran bazı armatörlerle konuştum. Hasbelkader çünkü konsekütif işler olacağı için, konsek boyunca açacağı için bir sonraki işi sorma gafletinde bulundum dedi. Yani bir seferde yani Perşembe gününün sabahından akşamına kadar aynı işe nalın düşüşü $10. Belki daha fazlası da var. Belkileri diyecek yani bu işler bu kadar birazcık daha uzarsa ya da
şey tarafı, iyileşme kısmının uzun süreceği anlaşılırsa, yüklerin tekrar Karadeniz'e inmesi konusunun uzun süreceği anlaşılırsa, belki ben sadece yakıtını vereyime kadar gidecek. Bunu moral bozmak için söylemiyorum ama birdenbire, yani orada siz bağladığınız zaman, çarşamba akşamı geminize sistem aldığınız zaman, perşembe günü savaş çıktığı zaman ve geminizi başka bir tarafa yönlendirdiğiniz zaman, artık oradan çıkmak için, Karadeniz'den çıkmak için ve iki ülkeyi birden ilgilendiren bir konu olduğu için, Karadeniz'den çıkmak için çok büyük ihtimalle bulduğunuz iki ülke alacaksınız ve çıkacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu savaş birazcık daha devam ederse, yani aylara yayılırsa, bu işin negatif şeysi, Ukrayna'da, Rusya tarafını bilmiyorum ama Ukrayna'da birinci derecede buğday ve arpa hasatı gecikecek ya da olmayacak. Eğer bu iş bir şekilde 6 aya falan yayılırsa, zaten bir yıllık bir hasat zararından bahsediyoruz. Bunun da rakamını söyleyecek olursak, 40 milyon tonluk bir hasat ihracat potansiyelinin ortadan kalkması. Bunun insani tarafını bir tarafa bırakıyorum. Bakın, insani tarafında bu gıda enflasyonu dünyanın tamamına yapılan bir zulümdür. Bu işin alıcısı Türkiye'dir. Bu işin alıcısı, bu emtiaların alıcısı Türkiye'dir. Türkiye'deki hem ekmek üretenlerdir, ekmek yiyenlerdir, hem de makarna üretip satanlar Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunandır. Hem de Mısır'daki başka Müslümanlardır. Yani Mısır'ı severler, sevmeyenler olabilir. Aynı saftayızdır, değilizdir. Karıştırmıyorum. Bunların en büyük ithalatçıları bunlardır. Çin'deki şeydir, korn alıcısıdır. Yani Çin'e kadar uzanıyor. Bunlara, bu bir seneyi kapattığınız zaman, bu başlı başına Ukrayna kısmında çok büyük sıkıntıdır. Bunun dışında, eğer mesela şimdi bir arkadaşım mesaj attı, Novorossiysk Liman İdaresi'ne de bir sanction gelebileceği söylenmiş. Şimdi biz bu sefer Ukrayna'yı, hadi bir şekilde, yani Ukrayna'dan göreceğimiz zarar ortada. Sadece tahıldan 50 milyon ton. Yani bunun büyük tonajı, küçük tonajı, 3 milyon ton, 5 milyon ton. Bunların ayrımlarını yapsanız bile, bunlar koster gibi bir tonaj için çok yüksek şeyler. Çok yüksek tesirler. Biz bunca burada 12'nin üzerinde toplantı yaptık, değil mi üstadım? Bayağıdır yaptık. Ve bunların hepsinde ben size hep çelik grafiği gösterdim. Ve bu çeliklerin biz burada artık tatlı rekabet diyeceğim, barış içerisinde Ukrayna ile Rusya ile Mısır ile Türkiye barış içerisinde Avrupa Birliği'ne çelik ihraç etmek için rekabet halindeydik. Şimdi olayın içerisinde kan girdi. Bu çelikler de buradan çıkamayacak. Bu çelik çıkamadığı zaman bu çelikleri bulmak için değişik yerlere yönelecek Avrupa Birliği. Türkiye'ye gelecek belki, Mısır'a gelecek. Hindistan'a gideceği söyleniyor. Ukrayna'dan ve Rusya'dan ithal edemeyeceği çelik kütükleri Hindistan'dan, Çin'den bile ithal etmek zorunda kalacağı düşünüyor. Bu denizcilik açısından iki şey getiriyor. Bir tanesi üretici maliyetleri, yani insan taraftan bakıyorum, üretici maliyetlerinin artması demek navlun bazında. İkinci taraftan da buradan ufak bir ton milin Koster'in elinden alınıp büyük tonaja verilmesi demek. Yani bu kimse alıp vermiyor tabii ama bu doğal bir sonuç. Yani Engin, Dinyeper'in batısını eğer fiilen işgal etti, bu devam ederse zaten en azından yaptırımlardan dolayı filan orası atılı hale gelecek. Oradan mal çıkışı filan hikaye. Ondan sonra zaten Rusların da bir sürü yaptırıma uğrayacağı kesin. Yani o açıdan baktığında böyle ortam hiç böyle güzel. Hoş değil. Yani bundan sonra biz bir kırılma yaşadığımız. Umut verici değil yani. Ortam. Umut verici değil. Kısa vadede hiç umut verici değil. Orta vadede ve uzun vadede nasıl olacağına bakacağız. Yani burada yine bir broker bir arkadaşım, sen yorumlarında mesleki deformasyon, sürekli büyük resmi görüyorsun diyor da, yani zaten küçük resimde görülecek bir şey perşembeden beri yok. Biz önümüzdeki hafta, ben ISFIX'i yaptığım için önümüzdeki hafta bağlantı bulabilecek miyim bilmiyorum. Bulursam ne bulacağımı da çok merak ediyorum açıkçası. Yani insanları açıp sorduğum zaman da acaba suratıma telefon kapatırlar mı diye bekliyorum doğal olarak.
Çünkü mesela cuma günü şaka birbirimize çok nazımızın geçtiği bir broker abimizi aradım. Dedim telefonda benim ismimi görünce küfür mü ettin yoksa hay Allah mı dedin? Dedi hay Allah dedim, dedi sağ olsun. Yani kibarlığından öyle söyledi. Hay Allah sen nereden çıktın diye düşünüyor ama. Yani şimdi biz insanlardan bilgi almaya çalışıyoruz ama bilgi şu anda yani malum, her şeyin malumun ilanı. Öte yandan baktığınız zaman bu ton millerin kayışını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Götürsek bile yani tahıl oradan çıkmayacak. Türkiye'ye mesela hububat ihtiyacı Fransa'dan gelecek. Bu ne kadar Koster'i ilgilendirir? Çelikleri iptal ediyoruz zaten. O çelikler uzun mesafeden gelecek. O da belli. Ha Koster'e birazcık daha oradan Türkiye ve Mısır çıkışta daha fazla yük olursa Avrupa Birliği'ne oradan belki biraz ton milleri geri kazanabiliriz. Bunlar hep orta vadeli. Diğer yağlı tohumlar falan bunlar çok destekleyen şeylerdi. Gübre, hakeza, Karadeniz'den çıkış olan yani Ukrayna'dan ve Rusya'dan çıkacak gübreleri, orada Aysun'un daha doğrusunu tamamen Mısır'a ineceği, Mısır'ın yetmeyeceğini düşünürsek oradan da başka yerlere yönelecektir. Bu işin yansıması Koster piyasasında birinci dereceden yansımasını herkes biliyor. Şu an 2 veya 3 hafta içerisinde bu işin kontinent piyasasında bir yansıması olacaktır. Bu işin büyük tonajda yani handy size armatörleri için konuşursak benim tahminim Atlantik piyasasına bir yansıması olacak. Yine yaklaşık 2 hafta, 3 hafta içerisinde bunun pozitif olma ihtimali var. Yine Rusya'nın Rusya ile iş yapmanın zorlaşmasıyla ilgili. Güneydoğu Asya'da ise şu anda zaten handlerde, büyük tonajlarda bir pozitif hava esiyor. Onun da oradan bu tarafa taşımalara bağlı vabeste olarak çok daha olumlu bir hale gelmesi mümkün. Ama şu anda masanın kaybedeni insanlıktan sonra ticarette hem ticareti yapanlar hem de Koster armatörleri gibi gözüküyor. Ne zaman toparlanacağı hakkında yani gerçekten bir şeyler söylemek isterdim. Ama şimdi Rusya'yı şimdi bir takım sigorta şeyleri okuyoruz. Sirkülerleri okuyoruz. Mesela onlardan da bir tane gönderildi bana en son. Kuzey Sigorta Brokerliği sağ olsun gönderdi. Onda dendiği kadarıyla yani bu hukukçuların yorumları şu anda mevcut charter partiler için bunu brokerlar ve avukatlar yorumlayabilirler. Ben sadece okuduğumu anlatıyorum. Mevcut charter partiler için orası 2 ülkede zaten Ukrayna war zone ama Rusya'da bir savaş tarafında olduğu için buraya gitmekten imtina edebilecekleri charter partiler uyarınca söyleniyor. Şimdi bu durum Rusya'ya bir yaptırım geldi gelmedi. Onu şu an gelmediği için spekülasyon yapmıyorum ama Rusya Ukrayna gibi bir war zone olursa ve buraya gitmek atıyorum bir nevi İran gibi bir nevi Kuzey Kore gibi algılanmaya başlanırsa sanction olmasından bahsetmiyorum. Bu şekilde algılanırsa bu iş Koster navlunlarının o bölgeler için fahiş şekilde artmasıyla da sonuçlanabilir. Ama kaç kişi yine gider oraya? O da bir başka muamma. Oraya giden bundan sonra Rusya'ya eğer yani bu iş Rusya'nın imajının ticari olarak, stratejik olarak ve insan hakları bakımından imajının öyle ya da böyle kötüye gideceğini gösteriyor. Bu olduktan sonra bunun mutlaka bir sonuçları olacaktır. Bu sonuçlarda Rusya'ya gitmenin, Rusya ile iş yapmanın zorlaşması anlamına gelmektedir. Sizin de takdirinizdir. Rusya'ya gidecek olan gemilerin bir şekilde OFAC listesine girmeyeceklerse, bir yaptırım yapılmayacaksa, ki yapılabileceği söyleniyor, yapılmayacağını düşünürsem çok daha fazla navluna gideceği, oradan ticaretin yavaşlayacağı ve bunun bir şekilde hani ticaret yavaşladığı için bütün gelir kayıplarını onun alın artışları karşılamaz ama bir dengeye oturacağını tahmin ediyorum. Ukrayna'da ise ben bütün işler bittikten sonra bir an evvel o ülkenin bir takım şeyle para kazanması gerekeceği için yani o ülkenin Rusya'nın etkisinde kalmayan kısımları ya da Avrupa Birliği'nin bir şekilde Rusya'nın elinden kurtarabildiği kısımlarını bir an evvel kalkındırmak gerekeceği için yıkım olmaz, umarım hiç yıkım olmaz. Olan yıkımları bir an evvel toparlayacakları için bazı şeyleri destekleyecekleri için tahkimatları destekleyecekleri için orada da biz bir hızlı toparlanma görebiliriz. Ama ne zaman başlayacak bilmiyorum. Çünkü şeyi düşünün
Bugün Suriye'de her şeyin normale döndüğünü düşünün. Oradaki yıkımı düşünün. Oradaki oranın yaratabileceği, gündeme getirebileceği yük akışlarını düşünün. Umuyorum Ukrayna'da doğru düzgün hiçbir yıkım olmaz. Fakat yıkım artarsa bundan sonra gelecek toparlanma da maalesef, yani insani kısmına bir şey diyemiyorum. Kimse gücüne zoruna gitmesin. Yani insani kısmını bir tarafa bırakırsak o yıkımdan sonra gelecek olan toparlanma da iyi olabilir. Evet. Sorulara var galiba. Bazı sorular var. Bunlar Bahadır, şu anda gemilerin giriş çıkış yapabildiği Ukrayna, Rusya, Karadeniz limanları var mı? Yüklü ve limanda olan gemilerin ayrılmasına izin veriliyor mu? Yük götürmüş olan gemilerin tahliye etmesine izin veriliyor mu? Teşekkür eder, yayınlar dilerim diyor. Bunun cevabı verilmişti. Siz söyleyebilirsiniz yani. Bu şey Taman ve Novorossiysk'te var dendi. Ben bugün Kafkas'a bir gemi aldılar diye duydum ama onu bir netleştirmemiz lazım. Tabii burada az olan giriş yok. Sigorta konusu var. Sigorta konusu var. Yani buralara giden gemiler benim bildiğim kadarıyla teminat dışı. Yani şimdi bir sigortacı bir tanıdıkla bir temas kurup ondan da daha net bilgi alabiliriz belki. Şu anda temas halindeyiz. Ama Karadeniz'de zaten Ukrayna'ya giriş zaten yok. Rusya'da da nerelere teminat veriliyor? Onu bir öğrenmek lazım. Bildiğim kadarıyla Azak'ta yok. Onu bir netleştirelim. Yani şu anda Kerç'ten giriş zaten bildiğim kadarıyla yok. Ama ben bir tek Kafkas'a bugün bir şey duydum. Ama Rus bayraklı bugün belki bir özel bir durumu vardı, onu bilemiyorum. Onu öğreneceğiz. Ama Azak'ta trafik yok, Kerç'ten giriş yok. Şimdi bunun dışında evet şu anda sigorta açısından net bir bilgi olmadığından bir şey söyleyemiyoruz. Ama Rusya ve Ukrayna'ya gidenlere herhangi bir sigorta teminatı olmadığı bilgisi netleşti. Bunun dışında evet. Bunun dışında Arslankaya Sürne kapanır mı? Fikri olan var mı demiş. Sürne bildiğim kadarıyla Romanya. Orada şu anda bir kapanma duymadım. Engin, sende bilgi var mı bu konuda bilmiyorum. Bende de bir bilgi yok. Ben bu konuyla ilgili soru sormuştum. Hani oralara yönelir mi diye. Orada da yani bilgi üzerine konuşmadık. Öylesine fikir yürüttük. Hani bir taraf Ukrayna, bir taraf Romanya olduğu için orası da muğlak bir bölge şu anda. Ha, şu anda bir Rus tesiri var mıdır Sulina'da? Yoktur. Ama her an her şey olabilir. Yani dediğiniz gibi bir taraflara mayın döşen deniyor. Yani mayın döşenin pek bir amacının olmayacağı yerlere bile mayın döşemiş olabilirler. Deniyor burada Ukrayna tarafı için. Sulina için de giriş yasak diyebilirler mantıken. Evet. Bu arada ben şimdi saydım. İstanbul Boğazı'nda kuzeye çıkış bekleyen 161 tane gemi birikti. Bu geçen hafta 110'du. Her gün 10-15'er ekleniyor buna ve bu 161'den sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi çıkacağım demiş Boğaz'dan. Yani 152 tane gemi bekliyor. Ve bu birikim artıyor. Tabii bunun da bir sürü sıkıntısı olacak herhalde İstanbul Boğazı'nda. Bu gemiler ne olacak? O da ayrı bir bunlar sorun işte oldu. Geçen hafta büyük ihtimalle bağlantısını yapıp yüklemeye, tahliyeye girmek isteyen gemilerdi. Büyük oranda da orada kalacak olanlar üzerinde yük olanlardır. Gerçi oraya çok fazla yük çıkmaz ama
Yani orası yükleme limanı, o bölgeler. Oradan yüklemeye gideceklerdi herhalde. Yani evet, ama şey hani bazıları da yüklü olanlardı. Çok ufak bir miktarı. Ufak tefek dönüş yükleri de vardı. Onlar da kötü para vermiyorlardı. Hani dönmüş olabilirler. Bakmak lazım tabii. Fakat yani bu o işlerden sonra, yani o işleri yapamayacaklarını ben tahmin ediyorum. Eğer bu iş daha uzarsa. Ve o şeyler, o gemiler açık ton mil olarak Karadeniz bölgesinde olacaklar. Yani oranın da şu anki durumda bu tonajı gerçekten eritmesi bekleyip göreceğiz. Çok zor. Yani çok zor. Bu kadar yani... gemiyi eritmesi çok. Birdenbire iki ülke birden kapandığı için bunun olması çok zor. Bir tanesine sanctionlar yağacak. Oradaki traderlar zaten bir iş yapamayacak. Bir tanesi zaten kapalı. Ateş altında. Yüklerin zaten %80'i oradan çıkmıyor muydu Engin? Ukrayna. Yani aynen öyle. %80'den fazlası hatta. Yani şimdi orada yük olmayınca bunlar idle gibi pozisyonuna düştü burada. Bu birikim de artıyor. Yani artıyor. Kısa vadede çözülecek bir durum da sanki yok. Yani maalesef. Varna, Köstence, Reni, Galat, Soçi, Poti, ya da bizim Karadeniz limanlarımız bu tonajı Avrupa Birliği'ne doğru, Güney Avrupa'ya doğru ya da Doğu Akdeniz'e doğru ne kadar eritebilirler? O gemiler zaten buradan dönmeyecekler. Ya, açık olacakları, bir sonraki ayakta açık olacakları yer Güney Avrupa olacaktır. Doğu Akdeniz olacaktır. Oradan nereye gidecekler? Bazıları tekrar belki bağlayabilirlerse tekrar Karadeniz'e çıkacaklardır. Çok büyük ihtimalle 3 hafta 4 hafta içerisinde Batı Akdeniz ve kontinentte o gemileri göreceğiz. Ve oradaki navlunlar da düşecek. Ya belki de bağ çekecekler o taraflara yani yük bulmak için. Yani işte evet. Allah armatörlere de kolaylık versin. Yani ben diyorum hani şu an insani boyutunu konuştuğumuz yerde ticaret konuşmayalım. Hay hay. Ama yani burada bizim Türk armatörlerinin de durumu ortada, Koster armatörlerinin de durumu ortada şu anda. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Vallahi biz burada aylardır piyasa hakkında yorum yapıyoruz. Ve piyasanın ne kadar iyi olduğunu böyle biraz da dilimizi ısıra ısıra söylüyorduk. Allah'ın nazardan saklasın diyorduk ama böyle de trajik bir şekilde bu düşüşün olması, bu krizin oluşması... Çok kötü oldu yani. Yani bu işin ekonomik açıdan bakıyorum ben. Yani bu adam sürekli bu konuyu ticarete, ekonomiye götürüyor diye düşünebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ekonomik olarak da dünyanın geri kalanına bir zulüm. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunu desteklemenin, bunun üzerinde bir takım yani stratejiyle konuşurken dikkatsizce konuşmanın bir excuse'u yok. Bir şey açıklanabilir bir tarafı yok. Yani bu iş ticarete de, armatöre de, gemi adamına da, Ukrayna'da akşamları sığınağa götürülen Türk gemisinde kalan gemi adamına da, zabite de zulüm. Evet. Bu arada tabii şu anda bir konumuz daha olacak. Sanırım Sari Kaptan'ın, Sari Çekiç Akır'ın orada İki tane gemisi var diye biliyorum. O tabii kendi gemileri doğru olduğu için şu anda çok taze bilgilere sahip. İstersen Sahil Kaptan'a bağlanalım. Bakalım ne diyecek bizlere. Yani Allah kolaylık versin. Ben bir gemisi var Sahil diye Kaptan'ın. Biliyorum. Gruptan yapılan konuşmalar, siz kaç armatörün gemisi var demiştiniz? 8 mi demiştiniz? Nerede? Orada mı? Evet. Valla orada 30'un üstünde gemi var. Kaçı, hangi armatöre ait sıralamadım ama. Sadece Koster'in herhalde 4-5 armatörünün gemisi yani, var orada. Roro'su var, işte tankeri var. Yani orada yani 30'un üzerinde gemi demek 37 diye ben duydum. 37 çarpı her birinde ortalama 12 kişi olsa yani 400'ün üstünde gemi adamı orada mahsur. 31 gemi varmış bir kaynaktan da ben. Evet. 31 diye duydum.
Şimdi geldi mesela, sağ olsun. Bir yandan da arkadaşlarımız destek veriyor burada. Evet, Metin Şener de son bilgi 32 demiş. Neyse, bir fazla bir eksik 30'un üstünde orada gemi var. Yani o insanlar orada bunlar da ne kadar bekleyebilirler? Değil mi Engin? Evet, Salih abi ne diyorsun? Senin de iki gemi var orada. Bir düzeltelim. Önce herkese selamlar. Teşekkür ederim şu ana kadar katkı verenlere. Her arkadaşın açıklamaları, değerlendirmeleri, yorumları önemliydi. Tabii insani boyutu her şeyden önemli. Yani bu anlamda kim elinde ne gelir, ne yapmamız gerekir ülke olarak, sektör olarak, denizciler olarak, onlara da ayrıca kafa yormamız lazım. Çünkü bu ne Ukrayna'nın, bu sadece Ukrayna'nın sorunu değil. Türkiye'nin ve bütün dünyanın sorunu. Farklı şeyleri de düşünmek lazım, tedbirleri de düşünmek lazım. Zaten bu görüşmede insani boyutunun yanında ülke olarak, sektör olarak ne tür tedbirler alınabilir anlamaya yönelik bir çalışma diye anlıyorum. Tabii bizim bir tane Nikolayev'de yüklemesini tamamlamış, işte clearance'i almış, tam pilot gelmek, gelecekken sığınaklara çağrılmış ve sonrasında da acentenin ifadesiyle, resmi beyanıyla biz ona itibar etmek zorundayız. Kherson kanal çıkışının mayınlanmasından dolayı da oradaki gemiler atıl vaziyette bekleme durumuna geçtiler. Şimdi iki tane de Novorossiysk'te vardı. Yani Ukrayna'da bir tane sadece. Novorossiysk'lerden bir tanesi bugün yükleyip kalktı. Diğeri yanaşma için bekliyor. Şu anda o tarafta sorun gözükmüyor. Esas olan Ukrayna'daki gemiler, armatörlerimiz. Tabii bizim Türklerin, Türk sahipli, Türk bayraklı gemiler kadar yabancı sahipli gemiler. Sayın Kaptan, Novorossiysk'teki gemiye sigorta konusunda bir sıkıntı var mı biliyor musun? Yani mevcut durumlarda bizim sigortacımızın ekstra sigortayla kavur içinde olduğu ifade edildi bize. Yani ama şu anda gidecekler için farklı bir senaryo tabii. Şu anda gidecekleri zaten gitmesinin bir yolu yok. Fiziken de mümkün değil. Orada farklı bir durum var. Ama mevcutları doğal olarak biz oradayken, yani bu durum ortaya çıktığı için fiili durumlar. Orada sorunla karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz ama inşallah o aşamaya da gelmeyiz. Biz tabii olaylar başladığında hemen dışişleriyle irtibata geçtik. Önce Koster yönetimi oradaki gemilerin, önce üye gemilerin tespitine çalışıldı. Sonra Ankara'da Genel Müdürlüğümüzün arama kurtarma kriz merkezindeki çalışmalardan onlar kendileri bir liste yaptı. Türk Sahil Güvenliği yine bir liste yaptı. O listeye ben bakınca birkaç eksik bildiğim gemiler vardı. Eksikleri de bildirdik. Yani cumartesi yapılan listede 27 tane gemi vardı. Belki olan arkadaşların bakanlık gemilerdeki personel durumunun da dökümünü istediler. Hem milliyetler itibariyle, sayı itibariyle onlar da çıkartıldı, bakanlığa verildi. Tabii şu anda bekliyoruz. Çünkü özellikle Ukrayna şeydeki, yok, Kherson kanal özel durum var. Diğer limanlara göre, Odessa diyelim, açık denizdeki limanlara göre, İliçensk falan, orada farklı bir durum var. Ukrayna kanalın durumu, şimdi Nikolaev'de daha farklı. Yani bir çatışmasızlık, ateşkes olursa bile mayınların oradan temizlenip gemilerin çıkar hale gelmesi, bir arkadaş söyledi herhalde, Faruk, zaman alır ve Osman Yıldırım Bey söylemiş olabilir. Zaman alır. Tabii inşallah bu insane bir boyuta gelmeden bir çare üretilir. Yani özellikle yükünü kısmen yüklemiş, tam yüklemiş veya yüklemekten vazgeçmiş ama ve tahliyesini yapmış farklı durumda gemiler var herkesin
her geminin kendi özel durumu var. Bir de tabii lojistik olarak işte yakıt, su, kumanya sorunu olacaklar var. Biraz bekleyebilecekler var. Bunlar her geminin, her armatör kendi durumunu biliyor. Yani dışları konuyu yakından takip ediyoruz. Biz de irtibat halindeyiz. Ama çok fazla şu anda yoğunlaştığı dışişlerinin oradaki insanlarımızı tahliye etmek. Onun için çare araçlarında RORO'larla işte feribot nasıl ayarlanır? Çünkü sadece otobüslerle iş yapılacak. Yani en azından bu kadar sayı otobüslerle oradan çıkarılacak bir şey gözükmüyor. Deniz yoluyla ne tahliye, nasıl tahliye edilir? Benzeri örnek biz Lübnan, İsrail Lübnan'da işgal ettiğinde teşebbüste Lübnan'dan feribotlarla Türk ve yabancılar tahliye edilmişti. Aynı tecrübeyi burada değerlendirmek için çalışmalar var. Yani öncelikle şu anda insan önceliği. Gemiler için muhakkak bir ateşkes ortamı, daha sağlıklı bir ortama ihtiyaç var. Değilse işte tedbirlerimizi alıp ve güncel her gün bakanlığımızla bilgilendirerek koordinasyon eşgüdüm içinde bu süreci yönetmeye çalışacak her armatör birlikte, dernek olarak KOSDER, bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri an be an gelişmeler takip ediliyor. Şu anda somut bir şey yok. Somut bir şey olması için de erken işte burada Orendorf'un gemisi çıkınca ben biraz umutlanmıştım aslında. Herhalde orada çok özel bir şey devreye girdi. Çabuk davranıldı. Bir karar verildi ve bir risk aldı veya kaptan firma. Bu bir istisnai bir durum. Şimdi özellikle kanal için bunu şu aşamada düşünmek ve teşebbüs etmek de zor. Zaten müsaade edilmiyor. Sabırla tedbirler alarak bekleyeceğiz. Tabii bu işin çok yönlü etkileri olacak. Ama en önemlisi insan etkisini azaltmak, can kayıplarını, mağduriyetleri öncelikle azaltmak için neler yapılır, neler yapabiliriz? Ona da bir odaklanmak lazım. Sonuçta beklemenin de bir sınırı var abi. Gemide gıda, kumanya. Farkındayız. Zaman zaman çok böyle bu anlamda bakıyorum geçmişe. Uzun yıllardır bu işteyiz. Yani böyle bir savaş ve kısıt dolayısıyla limanlarda mahsur kaldığımızın pek şeyi hatırlamıyorum. Yani çok yönlü işte çalıştık dünyada, her tarafta. Geçmiş örneklerine bakıyorum. Çok fazla yok. Yani böyle işletme hatalarından yakıtsız, susuz, kumanyasız kalan gemiler bir yerlerde mahsur veya tamir ve teknik sebeplerden kalanlar olmuştu da savaş sebebiyle mahsur kalan illaki örnekler oldu ama bizi etkileyen ve böyle ezberimize giren bir örneği de yok. Bu anlamda çok kararlı bir şekilde Rusya-Ukrayna tarafı sadece ticari gemileri, Birleşmiş Milletler'in de özellikle gemi adamlarına yönelik ve gemi adamlarının o başka bir kurum da ticari gemilere yönelik bir açıklaması da oldu. Yani oradan da hareketle kararlı bir şekilde hiç olmazsa limanların gemilerin limanlardan çıkartılması için bir girişimde bulunuyor. Sonuç ne zaman alınır? Bekleyip göreceğiz. Yani ilahine ait bu gemileri burada tutmanın kimseye bir faydası yok. Tam tersi zarar. Herkese zarar. Evet. Görelim bakalım. Evet, şu anda Ukrayna'da beklediği durumundan bir şey, özel bir bilgisi olan, gemisinin durumunda değişikliği olan anında Ankara'ya bildirsin diye. Onun dernek üzerinden, oda üzerinden, başka kanallardan zaten o irtibat var. Şu anda bütün gemilerin işletme bilgileri, irtibat numaraları Ankara'da var. Gemiler, Türk sahipli, Türk bayraklı gemilerin işletme bilgileri şu anda Ankara'nın elinde.
Orada bu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi mi buna bakıyor? Evet. Şu anda o dışişleriyle onlar şey yapıyor. Bilgileri dışişleriyle paylaşıyorlar. Evet. Vallahi Allah herkese kolaylık versin. İnşallah bir an evvel biter. Çünkü oradaki gemilerin ve gemicilerin de beklemesinin bir limiti var. Yani bir an evvel hallolması lazım. İnşallah devletimiz de bu konuda gerekli girişimleri bir an evvel sonuçlandırır. Yani ikmal durumu kritik olanlara şimdiden tabii bir arayışa girip en azından kumanya, su, yakıt, gemilerin kararmaması için ne tedbirler alınır, ne yapılır? Çare arayışına girilmesi lazım. Yani biz de öyle yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da aynı şeyi yapacağını düşünüyor. Ama ne olur? Kimse yine farklı bir şey duyarsa, paylaşırsa diğer üyelerle çözüm bu konuyu bir an evvel halletmek lazım. Yani geminin yakıtı bilsen olacak. Ha, bu zamanda nereden yakıt bulacak da nasıl kalkacak ki mesela yani. Orada bir jeneratör yakıyor sonuçta. Ne zor kadar biliyorum. Yakıtı var bilmiyoruz. Yani her geminin kapasitesi farklı. Belli bir tedbirler gemi üzerinden de alınabilecekler var. Yani kısıntıya gidip suda, yağda, yakıtta olabilecek minimum kısıntıya gitmek. Zaten geceleri karartma yapılması tavsiye ediliyor. İşte onlara uyulduğunda işletmeleri takip etmesi gerekiyor. Evet, izleyicilerden soru sormak isteyen var mı acaba? Yani el kaldırırlarsa, o el kaldırma işaretini tıklarlarsa onu da canlı yayını da alabiliriz. Sadece illa yazarak sormaları gerekmez. Salih abi de buradayken belki sorular çıkabilir diye düşündüm. Evet. Besimat'tan geldiler de telefonu kurul yapacaklar. Müsaitseniz. Gelsinler. Tamam. Evet. Peki. Sayın abi, inşallah bir an evvel bu sorunlar çözülür ve gemiler oradan kurtulur. Normal ticari hayatta başlar diye temenni ediyoruz. Tabii bunun için öncelikle savaşın bitmesi lazım. Bir an evvel bitmesi lazım. Evet, Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani bütün yani ülkemizin, dünyanın, insanlığın zor bir sürece girdi artık dünya. Kısa zamanda bu işler bir çözüme ulaşmazsa bütün dünya çok büyük bir insanlık bedel ödeyecek gibi görünüyor. Bunu söylemek için kain olmaya gerek yok. Evet. Haklısınız. Evet Engin, senin söyleyeceğin bir şey var mı acaba? Tarihte bir kırılmanın içerisindeyiz. Belki bunu Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi, Sovyet bloğunun çökmesi gibi o zamanki durumla kıyaslayabilirim ben. O da benim yaşadıklarım ve okuduklarımın yettiğince. Yoksa ben de Salih Bey diyor, ben bu kadar böyle bir şey görmedim. Gemilerimin savaştan dolayı rehin kaldığını hatırlamıyorum. Yani, kolektif olarak herhalde Türkiye'de denizcilikte olan hiç kimse belki böyle bir şey hatırlamıyordur. Belki 90'lı yıllarda işte o Berlin Duvarı'nın yıkılmasında falan bir takım şeyler karışmıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasında, parçalanma sürecinde böyle geçici olarak bir şey olmuştur. Yani şu anda bizi dinleyen genç arkadaşların çoğu onları da hatırlamıyor, bilmiyor. Allah yardımcımız olsun. Bu işin, yani bu kırılmanın gerçekten, Salih Bey'e katılıyorum, insanlık için bir maliyeti olacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, o belli. Evet, büyük bir kırılmanın başlangıcı diye düşünüyor Engin. Bu arada el kaldıran Osman Bey, Osman Yıldırım Bey el kaldırıyormuş ama ben göremiyorum. Sedat, yardımcı olabilir misin? Ben aynen bir bağlamaya çalışayım. Evet. Gökhan Bey. Lütfen. Ben de göremiyorum buradan nedense. Galiba yanlışlıkla kaldırmış olabilir Gökhan Bey. Hayır, yazmış. El kaldırıyorum ama görünmüyor galiba diye yazmış. Tamam, o zaman bağlıyorum ben kendisini. Lütfen. Evet Osman Bey, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Merhaba tekrar. Buyurun. Kusura bakmayın, göremedim. Rica ederim. Tekrar merhabalar. Birkaç konuya
açıklık getirmek istiyorum. Bir de insani konuları konuşmayacağım. Çünkü sabahtan akşama kadar televizyonda seyrediyor ve çok üzülüyoruz zaten. Şunları söylemek istiyorum hızlıca. Bir kere Engin Bey'in söylemesinde şöyle bir şey vardı. Sanki bütün Ukrayna'nın tahıl üretimi sıfırlanacak gibi. Böyle bir şey mevzubahis değildir. Tarım üretiminde yani tamam verim düşüklükleri olur yahut da işte tarlada çalışılamadığı için üretim eksiklikleri olur. Ekim alanında düşüş olur ama sıfırlanmaz bu. Yani en drastik bir durumda bile %30 hadi işte korkunç bir şeyler oldu %40 bir verim kaybından bahsedebiliriz. Ki bu çok ciddi bir problem olmuş olmasını gerektirir. Biz normal şartlar altında böyle bir durumda şu anda çok erken olmasına rağmen hesabım kitabım benim %15 ila 20 civarı bir düşüş olması yönünde. Bunun da yani verimdeki Ukrayna üretimindeki verimin %15 %20 düşmüş olması Koster piyasasına bir etki etmez. Onu demek istiyorum. Yoksa bu iş Koster piyasasına yansımaz demek istemiyorum. Tabii ki yansıyacak. Çakılı sivil gemilerin 2 ila 4 hafta içerisinde eğer yoğun savaş ve çatışmalar devam ediyorsa hala muhakkak bir ateşkes ile çıkartılacağına inanıyorum. Bunun örneklerini de internetten okudum ama tarihte savaş olan bölgelerde uygulanan bir yöntem olduğunu okudum, gördüm, öğrendim. Ama 2 hafta mı olur, 4 hafta mı olur, 5 hafta mı olur bununla ilgili benim bir şeyim olmaz. Ama belli bir noktada sivil gemileri çıkartıyorlar. Anlaşılan bu. 2 tane büyük Koster piyasası var. Bir tanesi Baltık Denizi, Manş Denizi bölgesi. Diğeri işte bizim Karadeniz, Ege Akdeniz bölgesi. Şunu söylememiz lazım. Koster piyasası bundan 15-20 sene evvel bu kadar aktif değildi bizim bölgemizde. Rusya ve Ukrayna'dan bizim getirdiğimiz ürün toplam ithalatın %10'u %12'si gibiydi Türkiye'ye örneğin. Yunanistan'a da aynı şekilde. Doğu Akdeniz'e de aynı şekilde. Daha yüksek oranlı işte gemiler o zaman da Fransa'dan, Almanya'dan hatta işte Atlantik ötesi Kanada'dan yahut Güney Amerika'dan filan gelirdi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelirdi. Bu oraya doğru bir dönüş. Tabii ki Koster filosu çok büyümüştür ama oraya doğru bir dönüş görebiliriz. Bu ama moral bozmamalı. Yani herkes çok morali bozuk konuşuyor. Ben biraz moral düzeltmeye çalışmak istiyorum. Kısa vadede evet çok büyük sıkıntılarımız var ama şimdi pardon bir saniye. Çok özür dilerim. Evet, kısa vadede sıkıntılar tabii ki var. 3 hafta, 5 hafta bilemiyoruz ama Azak bundan sonra tekrar aktifleşmesi çok zor bir bölge olarak görülmeli. Fakat bu Türkiye'nin yahut da Yunanistan'ın yahut da Doğu Akdeniz'in ithalatının düşeceği anlamına gelmediği gibi tam bütün ithalatın büyük gemilere Atlantik ötesine kayması da demek değil. Devreye başka ülkeler girer. Bu hatırlarsınız 2010 senesinde Rusya ihracatı kapatmıştı. Bu yanardağ patlamıştı ve onun külleri bütün Rusya'nın buğday ekili tarlalarını neredeyse yok etme noktasına gelmişti ve bu üretilen buğday sadece bana yeter diyerek 2010 yılında ihracatı yasaklamıştı hatırlarız. O dönemde de aynı konuşmalar oldu ama iş nereye kaydı? Köstence'ye kaydı. Çünkü o dönemde çok büyük bir miktarda ürün Sırbistan'dan, Macaristan'dan getirildi ve Köstence'den 3000 tonluk, 5000 tonluk kosterlere yüklendi. Biz o işi çok yaptık o dönem. Dolayısıyla oraya ciddi bir hacim artışı dönecektir. Aynı şekilde Varna'ya da dönecektir. Çünkü biz Bulgaristan'da neredeyse hiç ithalat yapmıyoruz. Bütün Bulgar üretimi Avrupa'ya kayıyor yıllardır. Çünkü biz Rusya'dan işte Azak Denizi'nden ucuza mal alıyoruz. Fakat üretici Azak Denizi kapanırsa alternatife bakacaktır. Dönüp Bulgaristan'dan alacaktır. Bir kısım da oraya kayacaktır. Öngören Koster armatörleri sizler
Belki yani Engin Bey'in biraz evvel de bahsettiği gibi Türkiye ile Kuzey Afrika arasında ya Güney Avrupa ile Kuzey Afrika arasında bir köprü oluşturup rekabete girebilirsiniz. Çünkü söz gelimi İtalya işte Cezayir'e bir sürü mal satıyor da Libya'ya. Fransa, Cezayir'e, Fas'a inanılmaz miktarda mal satıyor. Sadece tarım ürünü de değil. Burada bir rekabet oluşabilir. Oraya da bir takım kayar. Evet, bütün boş tonaj belki rahat rahat eritilip aynı navlun seviyeleri devam ettirilemez ama işsiz kalmak diye bir şey mevzu bahis olmayacaktır. Mutlaka bu toz duman birazcık çöktükten sonra değişik yerlere kayacaktır bu talep. Yani bu kadar kötümser olmamakta fayda var. Son olarak Suriname'nin 30 kilometre dibinde NATO üssü var. Büyük de bir NATO üssü var. O iş oraya kaymaz. Suriname safe'tir, güvenlidir. Güvenli kalmaya da devam edecektir. Onu göze alabileceğini zannetmiyorum. İşte Rusya'nın savaş şeyinin oraya kayacağını zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse. Bunları söylemek istedim. Yani üstelik eğer Ukrayna limanlarının bir kısmını koruyup egemenliğini de tamamen olmasa bile, kısmen de olsa bile koruyabilirse belki bir 3 ay 4 ay sonra Ukrayna'ya da tekrar bir takım koster donaja dönecektir. Yani çok kötümser olmamak lazım. Evet, çok zor, belki bir 3-5 hafta geçireceğiz, 6 hafta geçireceğiz. Ama su akacak, yolunu bulacak diye düşünüyorum. Çünkü ithalat talebinde bir değişiklik olmaz. Büyük tonaj ithalatçı için de tehlikelidir. Çünkü finansmanı çok zordur. Herkes daha küçük tonaj ister. Yani 50 bin tonluk gemiyi finanse edecek finansal güç bugün Türkiye'de de Yunanistan'da da öyle kolay kolay bulunacak bir güç değildir. Büyük, çok uluslu şirketler yapar bunu. Ama küçük bizim uncumuz buğday getirecek, yemcimiz mısır getirecek. Bunlar Köstence'ye dönecekler, Varna'ya dönecekler. Başka opsiyonlar fazla yok çünkü yani. O yüzden çok moralde bozmayalım. Evet. Bu kadar. Hayırlısı olsun. Osman Bey diyor ki o kadar da karartmayın. Bulgaristan ve Romanya'dan çıkar bu yükler. Belli bir ölçüde kompanse eder. Ama tabii bizim temennimiz bir an evvel bu savaşın bitmesi. Savaş demek insanların ölmesi demek, yıkım demek. Orada insanlar ölürken de tabii maddeten o bölgeyle ekonomik bağlantılı olan ülkelerde de bir sürü sıkıntı çıkıyor bizimki gibi. O yüzden hem maddi hem manevi bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz. İnşallah. Evet, Salih abi başka söyleyeceğim bir şey var mı acaba? Ben ufak ufak kapatayım diyorum ama. Abi mikrofonunu açar mısın? Yöneticimiz açıyor diye düşündüm. Özel bir durum dedim ya, özel bir bilgi gelişme olursa paylaşıp birbirimizin tecrübesinden istifade etmemiz lazım. İşte burada tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Tabii olabildiğince. Yani bu firma olarak yapılacaklar var. Gemide gemi adamlarının yapılabilecekleri var orada şey yapmak için. İşte ülke olarak Dışişlerimizin, bakanlığımızın yapacakları var. Hepsini sağlıklı bir şekilde takip edip en iyisini, en az zararla bu süreci geçirmemiz gerekiyor. Çünkü zarar olacağı çok kesin, miktarı, büyüklüğü önemli ama her şeyden önemlisi işte insanlar zarar görmesin, insanlık zarar görmesin. Ne diyelim, zor bir durum, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bir an evvel. Evet. Bu arada peki bir şey sormak istiyorum. Biraz evvel bahsetmiştik ama şimdi bu İstanbul'da biriken gemilerin transit olanları biliyorsun 7 gün 168 saatlik bir limiti var. Bu konuda acaba bir değişiklik düşüncesi oluşabilir mi acaba? Tabii. Yani yeni bir durum, özel bir talep gelmedi ama biz dernek olarak bence bir müracaat yapalım. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Yani mücbir sebepten dolayı bekleniyor. Evet, evet. Yani talep şey görebilir.
haklı talep olarak görülebilir. Onu bence bir an önce bakanlığımıza iletelim. Sadece bu duruma özel ve bu durumda olan gemilerle ilgili. Yani deniz muhtemelen sırf Boğaz'da değil, limanlarda da bekliyorlar. Limanlarda da var. Ama limanda işi bitince açığa çıkıyor. Yani tabii açık demir yerlerinde aynı durum. O da orada da söz konusu. Sayı oldukça fazla. Bence bir an önce girişimde bulmak lazım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Katılım için, verdiğim bilgiler için Sarı abi. Engin, senin söyleyeceğin başka bir şey var mı acaba? Son olarak. Yok, ben teşekkür ediyorum katılanlara, katkıda bulunanlara. Yani biz herhalde maalesef pek içimden gelmiyor bunu söylemek ama galiba biz bir süre seninle davulun piyasaları pek konuşamayacağız gibi gözüküyor bu sıkıntılı haberlerden sonra. Yani işte bir yandan da yani araştırmacı damarım nasıl gelişeceğini görmek istiyor. Çünkü o ton miller bir yere gidecek. Yani ton mil ekonomik deniz ekonomisindeki ton mil arz ve talep yaklaşımı onu o ton milleri başka bir yerlere kayacağını gösteriyor. Ve burada ya yine biraz teknik konuşacağım ama madem sözü verdiniz konuşayım. Yani entropi yasasına... Valla verdim Engin çünkü arkadaşlar mutlaka senin değerini biliyor ama sen ayın 20'sinden sonra Rusya gelecek diyen böyle tarif vererek girecek diyen bir arkadaş olarak çok önemsiyorum. Yani bu kış olimpiyatları bitimiyle Rusya Ukrayna'ya girecek dedi net bir şekilde. Çok ilginç bir tahmindi ve tuttu. Gene tutan birçok tahminin gibi. O da ilginçti. Bunu da ya ben kendim bir şey olarak hissettiğimden ya da bir şey şey yaptığımdan değil. Yani okuduğumuz bütün kaynakları üst üste koyunca öyle bir hazırlık olduğu şey yapıyordu. Yani benim de itimat ettiğim bir takım kaynaklar var. Onlardan aktarmakta bir risk görmüyorum. Onlar tutturuyor diyelim. Şey diyebilirim yani entropi yasasına göre yani bir şekilde siz bir sistemi şey yaparsanız çok yüksek bir basıncın altına sokarsanız atıyorum bir cam bir şişenin içerisinde çok fazla gaz doldurmayı başarırsanız o gaz o koşullar altındaki en az enerjiyi harcayarak o şişenin içerisinden çıkmak isteyecektir. O da şişeyi kırmak olacaktır. Şimdi siz bu taraftan bir şey sıkarsanız bir yerden patlayacaktır en az enerjiyi harcamak. Yani en bir takım artık o koşullar altında onun için maliyet olmaktan çıkacak bir takım koşulları zorlayacak ve başka bir yerden akacaktır. Burada da ton milleri, buradaki çok kuvvetli ton milleri, çeliğin ve tahılın, hububatın oluşturduğu ton mili bir gecede kıstığınız zaman, yani aniden frene bastığınız zaman, hatta bunlar duvara çarptığı zaman o duvarı bir şekilde kıracaktır. Ve bir yerlerden eski hızında olmasa da sızacaktır yani. Göreceğiz. Ben de işte dediğim gibi yani bu teoriyi, bu da tutacak büyük ihtimalle bu tahminim. Bu teoriyi test edeceğiz. Nerelerden ne çıkacak, ne gelecek, ton mil nasıl dengelenecek. Allah'tan sipariş diye bir şey yok. Koster'de. Allah'tan hala filo yaşlı. Belki hurdaya çıkışlar da hızlanacaktır. Hurda fiyatları şu an yüksek. Buradan da bir şeyler olacaktır belki. Değişik bir denkleme doğru gidiyoruz. Evet, hayırlısı olsun. İnşallah hayırlısıyla bir an evvel şu sorun çözülsün. Çünkü bayağı insanın canını yakıyor. Evet, izleyicilere tekrar teşekkür ediyorum. Yaklaşık kaç? 2 saati bulduk galiba. 2 saatlik bir söyleşi oldu. Ve yani katılım sayısı da hemen hemen hiç düşmedi diyebilirim. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki görüşmeye kadar inşallah bir dahaki görüşmede her şey normale dönmüş olur. Savaş bitmiş olur. O trajedi sona ermiş olur. Her şey güzel olur inşallah. Görüşmek evet, inşallah çıkmaya başlayan yükleri konuşuruz. İnşallah.